Başlıyorum hocam izninizle. Rica ederim tabii. Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tarih yazım tartışmalarının beşincisinde bugün Ferden Ergut hocamızı konuk ediyoruz. Normalde bugün bu konuşmanın moderatörünü Özge Aslan Mirza yapacaktı. Ancak annesinin rahatsızlığı sebebiyle çok özür dileyerek katılamayacağını bildirdi. Ve Burak Aslan Mirza da aynı şekilde. Ben şimdi öncelikle hocamıza bir takdim edeceğim. Daha sonra o sözü hocamıza bırakacağım. Ferden Ergut, lisans eğitimini 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. 1994 yılında New York'taki New School for Social Research'ten yüksek lisans, 2000 yılında ise aynı üniversitede State and Social Control, the Police in the Late Ottoman Empire and the Early Republican Turkey 1839 and 1939 başlıklı tezde siyaset bilimi ve tarihsel çalışmalar alanlarında doktora derecesini aldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerdeki makalelerinin yanı sıra Modern Devlet ve Polis, Osmanlı'dan Cumhuriyete Toplumsal Denetimin Diyalektiği, Tarihsel Sosyoloji Stratejiler, Sorunsallar, Paradigmalar, İkinci Meşrutiyeti Yeniden Düşünmek kitaplarını derlemiştir. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet döneminde devlet inşası, demokratikleşme, Avrupa'da devlet ve devrimler ve sosyal bilimlerde yöntem ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Bugün Ferden Hoca ile 2021'deki iletişimden çıkan tarihin hakikatleri üzerine konuşacağız. Hocamız yaklaşık bir saat konuştuktan sonra tartışma bölümüne geçeceğiz. 11 gibi programı tamamlamayı öngörüyoruz. Bu sebeple konuşma sırasında dikkatlerin dağılmasını önlemek için mikrofonları ve sohbet bölümünü kapatıyoruz. Ferden Hoca'nın konuşmasının ardından daha etkileşimli bir tartışma olabilmesi için önceliğimiz sesli sorular ve katkılar olacak. Elbette durumu müsait olmayanlar için sohbet bölümüne de yazmalarını kabul ediyoruz. Ve son olarak soru cevap bölümünde eşitliği sağlayabilmek için her katılımcının soru katkısı 5 dakikayı geçmezse diğer katılımcılara da yer vermiş olacağız. Hocam sizi görmek çok güzel. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Hepinize, düzenleyicilere, katılımcılara, bu saatte zaman ayırıp da katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Şimdi bu tarihsel yöntem, tarih metodolojisi falan meselelerinde ben uzun süredir bu konular üzerine düşünüyorum. Pek de tarihçilerin tercih ettiği bir şey değil bu tabii. En azından benim zamanımda okumalarıma başladığımda öyleydi. Tarihçi dediğin tarih yazar, iyi tarihçi olamazsa da metodolojiyle uğraşır. Esas algı buydu. Fakat şimdi görüyorum ki sizlerin şahsında, ben de Twitter'da anonim olarak varım. Takip ediyorum. Bir sürü genç arkadaşım, tarihçi arkadaşım, tarihçi adayı arkadaşım bu metodoloji meseleleriyle ilgilenmeleri hakikaten beni hem şaşırtıyor hem sevindiriyor. Neden bununla ilgilendim? Hani tabii ki öncesi bir entelektüel merak doğal olarak. Fakat bir de şöyle bir tarafı var. Yani bizim bu memleketin tarihle ilişkisi bayağı böyle bir marazi, bir hastalıklı bir ilişkisi var ahalinin. Yani şöyle bir bakıyorsunuz, işte bütün gazeteler bir tarihçi istihdam ediyor. İşte haftanın bir günü tam sayfa tarih sayfaları hazırlanabiliyor. Televizyon programlarında böyle prime time'da hani en fazla seyircinin olacağı saatlerde tarih programları yapılıyor. Sürekli böyle bir işte tarihçilere soralım, tarihçiler karar versin falan politik meselelere dair habire böyle laflar ediliyor. Yani bu kadar tarihle ilişki, bir toplumun tarihle bu kadar ilişkili olması hastalıklı bir şey. Yani bunda hiç sağlıklı bir durum yok. Bir toplum bu kadar tarihle yatıp kalkmaz. Ama biz böyleyiz. Tabii bunun nedenleri var, boşuna olmuyor. Bizde bu geçmiş niye hiç geçmiyor? Bir düşünüp üzerine konuşmak lazım. Bugün onu konuşmayacağım ama yani zaten bugün konuşmanın sonunda o sorular kısmına geldiğimizde sorular, tartışmalar, katkılar. Bu konuşmaya takılmayın. Yani aklınıza esen her şey üzerine muhabbet edebiliriz tabii ki. Ben de yanıtlarının olduğunun garantisi yok ama konuşuruz. Burada bir durum var. Dolayısıyla ben bu kitabı yazarken 2000
20-21. Yani düşün yakamızdan falan demek için aslında yazıldı bir açıdan da. Böyle tarihi bir otorite haline getirmek, işte bütün kararları tarih versin, tarihe bakalım, doğruyu çıkartalım falan, bu böyle değil. Bu siyasi mesele, siyasetçilerin çözeceği iş, halkın çözeceği iş, kavga eder, tartışır, ne yaparsa yapar yani. Bunlar, tarih böyle bir alan değil. Demek ki diye düşündüm, yani bizim toplumun bu tarihle ilişkisinde bir problem var. Bu tarihin bilgisi nasıl bir bilgi türüdür üzerine falan ilk düşünmeye başladığım dönemler aslında arkasında yatan böyle bir bağlamı var. Şimdi kitabı böyle bir işte Covid döneminde yazdım, eve kapandığımız o dönemlerde. Esas olarak can sıkıntısından bir şey yapmak lazım falan böyle geçmiyor. İşte 20 yıldır da ODTÜ'de bunun dersini veriyorum. Ya dedim bunları bir derleyeyim, toplayayım. ODTÜ dışına da açılsın, genişletelim vesaire falan. Kitap böyle ortaya çıktı. Bir sürü yani aklımda bütün meseleleri, tarihle ilgili bütün meseleleri bu kitabın içine koymaya çalıştım. Dolayısıyla çok farklı meseleler tartışılıyor kitap içinde. Bazen çelişkiler falan filan olabilir. Kimilerini biliyorum, kimilerini işte çaktırmıyorum. Kimileri de benim bilincimin dışında da, bilgimin dışında da çelişkiler tespit etmiş olabilirsiniz. Dolayısıyla şimdi kitapta şurada şunu yaptım, bu bölümde bunu anlattım demek yerine size şey diye düşündüm. Yani bu birinci bölümde zaten kitabın temel izleklerini aktarıyorum. Dolayısıyla o birinci bölümdeki meselelerden bir derleme yapayım. Kitap okumuş olan insanlar için, arkadaşlar için bir tekrar olacak. Şimdi şöyle bir baktım, katılımcılara içinde bayağı eski öğrencim, yeni hocalar var. Onlar ders alan öğrencilerim için zaten bir tekrar olacak. Şimdiden kusura bakmasınlar. İsterseniz şöyle başlayalım. Yani tarih bilgisini, daha doğrusu tarihin ürettiği bilgiyi diğer bilgi türlerinden ayıran nedir? Zira tarih de bir bilme biçimidir. Ve tek bilme biçimi de elbette tarih değildir. Dünya, hayat farklı biçimlerde bilinebilir. Fizik yoluyla bilebilirsiniz, kimya yoluyla bilebilirsiniz, matematik yoluyla, sanat yoluyla bilebilirsiniz, felsefe, sosyoloji, ekonomi yoluyla bilebilirsiniz ve bir de tarih yoluyla, tarihsel olarak bilebilirsiniz. Dolayısıyla bunun bir özgünlüğü, bir farklılığı var bizim ürettiğimiz bilginin. Onun üzerine konuşacağız zaten. Şimdi diğer, şöyle bir ilginç bir durum var tabii tarih bilgisinin. Diğer bilgi türleri içeriğine bakılarak birbirlerinden ayırt edilebilir. Yani fizikle kimyayı ilgilendikleri konular itibariyle ayırt edebilirsiniz. Keza ekonomiyi, sosyolojiyi konularına bakarak ayırt edebilirsiniz. Tarih için bunu yapamazsınız. Tarihin konusu yok çünkü. Tarih her şeyle ilgilenir. Güneşin altındaki her şeyle ilgileniyoruz. Biz fizik, kimyayla da ilgileniriz. Elbette o disiplinlerin gelişimi, kurumsallaşması vesaire üzerine ilgileniriz. Kuş izleme pratiği üzerine de ilgileniriz. Devrimler üzerine de, grevler üzerine de ilgileniriz. İlgilendiğimiz bir alan üzerinden tanımlanmıyor tarih. Fakat şöyle bir ayrıksı bir tarafı var bizim ürettiğimiz bilginin. Bizim bir zaman kısıtımız var. Biz neyle ilgilenirsek ilgilenelim, onu bir zaman boyutunun içine oturtarak ilgileniyoruz. Zaman ise değişim demek. Zaman değiştirir, dönüştürür. Öyleyse biz tarihçiler geçmişte yaşamış ve artık aramızda olmayan bu kadınların, erkeklerin, LGBTİ'lerin tecrübelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini, dönüştüğünü, o zaman içinde hangi dinamiklerle değiştiğini, o dinamiklerin ne olduğunu, nedenselliklerin ne olduğunu vesaire onu anlamaya çalışıyoruz. İşte bu nedenle tarih bazı muhafazakar tarihçilerin söylediğinin aksine esas olarak değişimin bilimidir. Değişimin disiplinidir. Tarihte sabiteler, öyle değişmez özler, ezel ebed orada olan özler falan yoktur.
Her an her şey değişmektedir çevremizde ve biz tarihçiler işte o değişimi anlamaya çalışıyoruz. Bugün böyle bildiğimiz hiçbir şey geçmişte böyle değildi. Çevremizdeki hiçbir kurum, kimlik, aidiyet her neyse geçmişte böyle değil. Devlet böyle değildi, aile böyle değildi, kadın böyle değildi, çocuk böyle değildi, erkek böyle değildi. Zaman nedeniyle bunların hepsi değişti. Şimdi eğer bu böyleyse elbette bunun bir mütemmim cüzü var. Geçmişte bugün çevremizde olan hiçbir şey böyle değilse tabii ki gelecekte de böyle olmayacak demektir. Çünkü değişim devam ediyor. Tarih bilinci üzerine bir sürü şey söylenir ama aslında tanımını yaptık bile. Tarih bilinci çok basit bir tanımı var. Geçmiş bugünden farklıdır. O ünlü laftır ya, geçmiş başka bir ülkedir. Evet, geçmiş başka bir ülkedir. O ülke sizin ülkeniz bile olsa, yani Osmanlı'yı çalışıyor bile olsanız, orada yaşayan insanlar farklı insanlardı. Sizin gibi düşünemezler. Hayata sizin gibi bakmaları mümkün değil. Onlar başka bir ülkenin insanları, başka bir zihniyetin insanları ve tarihçi olarak bizim görevimiz onların beynine nüfuz ederek hayata nasıl baktıklarını, niye öyle eylediklerini, motivasyon kaynaklarını vesaire bunları anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla evet, geçmiş bugünden farklı ve tabii ki gelecekte bugünden farklı olacak. Ne olacağını bilmiyoruz ama şu anda olan hiçbir şey gelecekte bu haliyle olmayacak ya da hiç olmayacak. Geçmişte çünkü var olan ve hatta ezel ebed var kalacak olduğu sanılan bir sürü şey artık yok. İşte 16. yüzyılda yaşayan bir Osmanlı tebaası olduğunu düşünün. Tımar, yani tımar bütün bir Osmanlı medeniyetinin sistemin merkezi. Hep orada olacak. Onsuz bir hayat düşünülemeyeceği dönemlerden konuşuyoruz. Şimdi ne? Tımarı kimse bilmez. Hiç kimsenin ilgi alanında değil. Tımar sadece biz tarihçilerin ilgi alanında. Çünkü artık yok. Gelecekte de böyle olacak. Şimdi yaptığımız işin çetrefilliği aşikar. O da şu. Tarihçi olmayan bir dünyanın bilgisini üretmeye çalışıyor. Bizim bilgisini üretmeye çalıştığımız dünya yok artık. Bitti. Adına gayet sorumlu bir şekilde kaynak dediğimiz şeyler yoluyla, o belgeler dediğimiz, o aracılarla, o kanıtlarla o artık olmayan dünyayı yeniden kurmaya çalışıyoruz. Çok bir açıdan da bir saçma bir durum ya. Başka hiçbir disiplin, çoğu disiplin böyle bir saçmalığa girişmez. Olmayan bir dünyanın hakikatini ortaya çıkartmaya girişmez. Biz bunu yapıyoruz. Ya sanki başarısızlığa mahkum gibi de bir proje bir yandan. Benim çok sevdiğim yazar Siegfried Krakauer, Alman bir yazar. Tarihçi değil ama tarihle ilgili bir sürü tarihçiden çok da anlamlı laflar etmiş bir adamdır. O şöyle diyor, tarih var olmasaydı imkansız bir uğraş olduğu bile söylenebilirdi neredeyse diyor. Hani gerçekten bu düzeyde bir imkansızlık mı diye insana sordurtacak bir alandayız. Şimdi biz insan tecrübesini bütün veçeleriyle, bütün genişliğiyle anlamaya çalışıyoruz. Geçmişteki artık aramızda olmayan insanların tecrübeleri. Biz geçmişteki tecrübeye bakıyoruz. Günümüze bakmıyoruz. Şimdi tabii burada yani o tarih insanın bütün yapıp ettikleriyle her türlü sanatsal, politik, toplumsal, iktisadi bütün eylemleriyle ilgilenir derken aslında bu cümlede bir hata var. O hatayı düzelterek devam edelim. Tarih insan tecrübesiyle ilgilenir dedik. Tarih ilgilenmez. İlgilenen tarihçi. Tarih hiçbir şeyle ilgilenmez. Tarih niye ilgilensin bir şeyle? Dolayısıyla o geçmiş zaten. Geçti, oldu, bitti ve artık yok. İlgilenen tarihçi. Demek ki iki tane tarih var. Bir tanesi olay olarak tarih. O geçmişte olmuş olan olayların tarihi. O artık yok. Onu göremeyiz, koklayamayız, dokunamayız, tecrübe edemeyiz. Laboratuvarda deneyini yapamayız falan. Bir böyle bir tarih var. Bir de tarihçinin yazdığı tarih var. Bu ikisi apayrı şeyler ve maalesef birçok dilde olduğu gibi bizim dilimizde de bu ikisini ayırt edecek iki ayrı kelime yok. Oysa gerekiyor.
İki ayrı kelimeyle karşılamak gerekiyor bunları. Biz her ikisine de tarih diyoruz. Başka pek çok dil gibi. İngilizce'de de aynı sorun olduğu için benim çok kıymet verdiğim, belki kitabı okuyanlar farkına varmışlardır. Zaten ön sözde de bahsediyorum. Michael Stanford bu nedenle iki tane şey söylüyor. Birine tarih bir diyor, öbürüne tarih iki. Yani tarih bir, olay olarak tarih. Geçmişte olan biten hikayelerin tarihi. Tarih iki, anlatı olarak tarih. Yani tarihçinin yazdığı tarih. Bunları ayırt etmek gerekiyor çünkü ikisi aynı şey değil. Bir de güzel bir örnek verir. Bir arkadaşı bir gün Stanford'a bir kitap soruyor. İngilizlerin tarihiyle ilgili bir kitap. Stanford'da arkadaşına diyor ki, hani nasıl bir kitaptır? Eğer beğeniyorsan ben de okuyayım. Stanford'da diyor ki, çok iyi bir kitaptır ama seni uyarmam lazım. O kitap 100 yıl önce yazıldı. Kadın da diyor ki arkadaşı, canım ne fark eder diyor. Zaten kitap 14. 15. yüzyıldaki İngilizlerin tarihiyle ilgileniyor. İster 1900'de yazılsın, ister 2000'de yazılsın. Kitap sonuçta 14. yüzyılla ilgili olanları anlatıyor kitap. Tarih tarihtir, öyle değil mi diyor. Stanford'da devam eder ve der ki, belli ki diyor, arkadaşım tarih 1 ile tarih 2'yi karıştırmıştı. Bahsettiği kitap tarih 1'in ürünü değil, tarih 2'nin ürünü. Yani anlatı olarak tarihin bir temsilcisi. Elbette tarih 1 değişmez, mümkün değil. Ama tarih 2 değişir, hep de değişecek. Yani 14. 15. yüzyıla 1900'lerde başka bakıyorduk, 1800'lerde başka bakıyorduk, 2000'lerde başka bakacağız. O işte her an değişir diyor. Şimdi tarihçiler kendi algılarının sınırları içinde, bu çok önemli, çok fazla konuşamayacağım üzerine bugün, ama algılayabildikleri değişimler üzerine çalışırlar. Algılayamadığımız kim bilir ne değişimler oluyor. Değişim dediğim gibi her an her yerde oluyor. Bir bölümünü algılayabiliyoruz. O algı meselesi başlı başına önemli ama dediğim gibi onu parantez alıp devam edeyim. Yani A durumundan B durumuna geçmişizdir ve tarihçi bunu anlamaya çalışıyor. A durumundan B durumuna nasıl geçtik? A'dan B'ye geçtik çünkü ikisinin arasında bir şeyler oldu. Ne oldu? Olaylar oldu. Demek ki biz esas olarak olaylarla ilgileniyoruz. O bizim için zaman dediğimiz şeyle olay dediğimiz şey aslında hemen hemen aynı şeylerden konuşuyoruz. O olaylar değiştiriyor bütün durumları. O yüzden A'dan B'ye geçiyoruz. Tabii değişim dediğimiz şey nasıl algıya bağlıysa, algılayabildiğimiz değişimden konuşuyoruz. Yani A'dan B'ye değişenler değil. A'dan B'ye tarihçinin algıladığı değişimler esas olarak üzerinde konuşmak zorunda olduğumuz, başka türlüsü mümkün değil çünkü. Değişim nasıl algıya bağlıysa aslında olay dediğimiz şey de algıya bağlı. O kadar hani demesi kolay, olay diyoruz ama sormamız gereken bayağı bir soru var bu olayla ilgili, o kavramla ilgili. Birincisi, olay dediğimiz şey bağlam bağımlı bir şey. Bağlamına göre ilk sormanız gereken şey, kimin için olay? Benim arabam bozulursa sabah elbette benim için olay. Başka da kimse için bir olay değil. Ama o sabah üniversiteye gidip öğrencilere sınav vereceksem ve o nedenle verememişsem arabamın bozulması nedeniyle, artık öğrenciler için de olay haline gelir aynı olay. Bir sürü öğrenci için çok keyifli bir olay haline gelir. Tabii benim için bütün o keyifsizliğine rağmen. Dolayısıyla o kimin için olay meselesi bir bağlamla ilgili bir meseledir. İlk zaten tarihçinin sorması gereken soru budur. 1877'de Osmanlı'da meclis açıldı. Peki yani bu olay kimin için çok önemli bir olay? Yani Sivas'ta yaşayan köylü için çok mu önemliydi? 1877 ile 78 arasında bütün hayatı mı değişti, öncesi ve sonrası arasında? Hangi açılardan değişti ya da değişmedi? Dolayısıyla böyle bir olay deyip içinden çıkamayız ama buna tekrar döneceğim. Mesela 1789, işte Fransız Devrimi çığır açıcı bir olaydır. Dünyanın en önemli olaylarından biriydi. Ama bakın 100 yıl sonra, devrimden 100 yıl sonra 1889'da bir Fransız tarihçi şunu yazmış. 400 milyon Çinli için Fransız devrimi diye bir şey olmamıştı. Bırakalım Çin'i, Fransa'da şu ya da bu uzak vadide birçok sakin köyde
gürültüsü dünyayı tutmuş görünen o olayların sözü bile edilmiyordu diyor. Dolayısıyla tarihçi söylediği olayın kimin için olay olduğunu bir kere baştan düşünmeli ve elbette analizini ona göre yapmalıdır. Şimdiye kadar iki mesele üzerine konuştuk. Değişim olgusu, zaman ve değiştiren zaman ve onunla birlikte gelen olaylar. Bizim ürettiğimiz bilgi de bu ikisi merkezi önemde kavramlar. Bizim üretmeye çalıştığımız bilgi zamanın etkisiyle sürekli değişen, dönüşen zihniyetlerin içinde, kültürlerin içinde var olan kadınların ve erkeklerin yaptıkları, yapıp ettiklerini anlamaya çalışıyoruz. Birçok farklı tecrübeyi. Çok katmanlı bir alandayız yani. Hem artık o dünya yok, hem de incelediğimiz dünyada bir sürü farklı katmanlar var ve bir sürü de şimdi konuşmaya başlayacağımız öznellikler var. Bütün bu öznelliklerin farklı katmanların içinde kendimize bir yol arıyoruz. C.P. Scott adlı bir gazetecinin ünlü sözü vardır. Diyor ki, kanaatler, olgular kutsal, kanaatler serbesttir. Olgular kutsal, kanaatler serbest. Aslında bunun her ikisi de problemli, her iki tarafı da bu cümlenin. Ne olgular Scott'ın düşündüğü kadar kutsal, her tarihçi belgelerin nasıl problemler barındırdığını bilir. Ama bugünkü konuşmamız bu değil. Kitapta yeteri kadar ayrıntılarla verdiğimi düşünüyorum. O kadar sorunlarla dolu olan o olgular, olgu dediğim şey hiç de o kadar tabii ki kutsal değil. Olgular kutsal olmadığı gibi kanaatler de o kadar serbest değil Scott'un söylediği gibi. Yani evet tarihçiler bir dolu alanda birbirleriyle tartışırlar, kavga ederler, anlaşamazlar, anlaşmazlıklar vardır ve hep olacaktır. Ama gözden kaçırıyoruz. Bugün konuşmada da zaten o anlaşmazlıklar üzerine konuşuyor oluyoruz. Fakat gözden kaçırdığımız şu, tarihçiler çok daha fazla alanda birbirleriyle anlaşırlar. Bizlerin anlaştığımız alanlar, anlaşamadığımız alanlardan çok daha fazla. Demek ki kanaatlerimiz o kadar serbest değil. Demek ki bizleri bir şeye, bir yere, zemine oturtan, bizi bağlayan bir mesleki standartlarımız var. Meslek ilkelerimiz var. Öyle her şeyi söyleyemiyoruz, her şeyi iddia edemiyoruz kanaat adı altında. Bir mesleki çıpalarımız var. Sonuçta bu meslek 19. yüzyıldan itibaren kurumsallaşmaya başlamış, meslekleşmiş bir disiplinden konuşuyoruz. Elbette kendi ölçütleri içinde davranıyoruz hepimiz. Adını hak eden bütün tarihçiler de böyle davranır. Demek ki bizi hakikate, nesnelliğe bağlayan bazı standartlarımız var. Onlardan taviz vermiyoruz. Şimdi bu nesnellik meselesi üzerine biraz esas konuşmamız lazım. Yani evet nesnel bilgi ürettiğimiz iddiasındayız ama bu nesnellik nasıl bir nesnellik? İki kere ikinin dört ettiği gibi bir nesnellikten mi bahsediyoruz? Buna konuşma içinde tekrar döneceğim. Şimdi bu nesnellik meselesinde önce şunu söylememiz lazım. Mutlak bir nesnellik diye bir şey yok. Tarihçiler bu konuda Marslı örneği verirler ve derler ki gerçekten mutlak surette nesnel olabilecek tek kişi ya da yaratık Marslıdır. Marslıyı çağırırız, benim verdiğim ders ortamına, dershaneye koyarız ve anlat deriz neler olduğunu. Ve Marslı çok nesnel, objektif bir şekilde teker teker bütün olup biteni o sınıf ortamında ne olup bittiğini çok nesnel biçimde anlatır. Bir tane bir yaşlı bir adam vardır, ayakta bir şey konuşmaktadır. Kendisinden daha genç insanlar bir yerlerde oturmaktadır. Ellerinde bir şey, işte önlerindeki şeye bir şeyler yazmaktadırlar. Adamın anlattığı her şey onların önündeki şeye geçmektedir. Bir de uzun süreli gözle bizi dediğimizde Marslı'ya bir 2-3 ay bizle birlikte olsa şey de söyleyecektir. Ya 2-3 ayda bir de bu adam bu çocuklardan, gençlerden kendi söylediklerini bir de onlardan geri duymak istiyor. Sınav adı altında 2-3 ayda bir de bunları topluyor, sınav yapıyor vesaire falan. Şimdi bunların hepsini anlatır. Anlatır ama anlattıklarından hiçbir şey anlamaz.
Niye anlamaz? Çünkü hoca nedire dair hiçbir bilgisi, kanaati yoktur. Üniversite nedir bilmez, öğrenci nedir bilmez, sınav nedir bilmez. Bunların hiçbirini bilmez. Bu şu anlama geliyor. Demek ki bir şeyi anlayabilmeniz için, olan biteni anlayabilmeniz için ona dair bir bilginizin, bir ön bilginizin, bir kanaatinizin olması lazım. Başka türlü hiçbir şey anlam veremezsiniz hiçbir şeye. Yani aynı örnek üzerinden gidelim. İşte iki tane iki kişiyi getirsek sınıfa, bu sefer Marslı değil dünyalı. O sınıf ortamında olan bitenleri de kendileri farklı anlamlandıracak. Neye göre farklı anlamlandıracaklar? Üniversite nedirleri konularında farklı düşünüyor olabilirler. Bir ders nedir? Hocanın dersi nasıl olmalıdır? Dair farklı şeyler düşünüyor olabilirler. Ve dolayısıyla aynı dersi bir tanesi çok iyi ders anlattı derken öbürü de gayet kötüydü. Bir üniversitede ders böyle anlatılmaz da diyebilir. Dolayısıyla bunların hepsi bizim daha öncesinden edindiğimiz bilgiler çerçevesinde değerlendireceğimiz şeyler. Burada Gadamer'in bu ön yargı kavramını ben çok önemsiyorum. Gadamer diyor ki ön yargı anlamanın koşuludur. O hiçbir şekilde bunu olumsuz bir anlam olarak kullanmaz. Olumlu bir anlam izafe eder. Der ki ön yargı olmadan anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla benim anlattıklarımı da siz alımlarken, beyin süzgecinizden geçirirken bana dair bazı önyargılarınız var. Onlar olmadan yani Ferdan Erbut'a dair de bir önyargınız var. Başka türlü anlamlandıramazsınız. Bu adam nerelerde sarkazm yapar, nerelerde işte provokasyon yapar, hangisi espridir, hangisi ajitasyondur, hangisi ciddidir falan. Ve buna dair bunların içinde benim ilettiğim, sizlere iletmeye çalıştığım mesajları yerli yerine koyarsınız. Söylemeye gerek yok. Bir sürü kere de koyamazsınız. Çünkü o ön yargınızda bir yanlışlık vardır. Bana dair ön yargınızda. Dolayısıyla iletişim zaten son derece sorunlu bir alan. İletişim hiç de kolay bir şey değil. Hayat yanlış anlamalardan ibaret. Kendi dostlarınızla, konuşmalarınızla bir düşünseniz kaç kere yanlış anlaşıldığınız hayatınızda bu nedenlerle. Şimdi yani o 500 sayfalık bir romanın 200. sayfasını açıp okuyun. Evet okursunuz ama hiçbir şey anlamazsınız. Ne o karakterler, nasıl gelişmiş hiçbir bilginiz yok, olay örgüsüne dair bir bilginiz yok. 200. sayfasından okuyorsunuz. Demek ki bir kanaat olmadan ön bilgimiz olmuyor. Bu ön bilgiler tabii ki ta gençliğimizden, çocukluğumuzdan beri edindiğimiz bilgilerdir. Aile kültüründen, yetiştiğimiz ortamlardan, girdiğimiz ilişki biçimlerinden, eğitimimizden vesaire oralardan gelir. Tarihçi olduktan sonra da nasıl bir tarihçi olduk, kimler tarafından yetiştirildik, hangi ortamlarda tarihçi olduk, onlar tarafından da belirlenir. Çünkü hepimiz, bütün sosyal bilimciler gibi tarihçiler de farklı epistemik topluluklar dediğimiz topluluklara üyeyiz. Ben mesela kendi payıma işte Amerika'da Charles Tilly, onun öğrencileri, takipçileri tarafından oluşturulan bir topluluk bu. Yani informal tabii ama biz hayata belirli yerlerden, belirli biçimde bakan insanların oluşturduğu bir topluluğuz. Dolayısıyla bütün sosyal bilimciler için geçerli bir şeyden konuşuyorum ve dolayısıyla buralardan hayata bakıp, buralardan gelen soruları soruyoruz hayata ve geçmişe. Şimdi dolayısıyla bu belirli bir bize ürettiğimiz bilgiye bir öznellik yüklüyor. Benim öznelliklerim bunlar. Benden kaynaklı öznellikler. Tarihçiden kaynaklı öznellikler. Ve birçok iyi tarihçi bu öznelliklerden kaynaklı farklılıkların hiç öyle yanlışlık falan olmadığını, tam tersine bir zenginlik olduğunu da bilir. Yani aynı meseleye dair farklı perspektiflerle karşılaştığında bir tarihçi, iyi bir tarihçi, ürkmez bunu bire indirmeye, teke indirmeye çalışmaz bu farklı perspektifleri. Bunların nasıl bir zenginlik o farklı perspektifler sayesinde o meseleyi ne kadar daha ayrıntılı, geniş veçeleriyle anlayabileceğimizden keyif duyar. Tam tersine farklılıkların bir zenginlik olduğunu bilir. Başka bir nedenle de bu ön yargı dediğimiz ya da kanaatler devrededir, öznellikler. O da şu, hiçbir olay ne kadar basit bir olay olursa olsun tek bir bağlamı yoktur. Her olayın birden çok bağlamı var. Toplumsal bağlamı var, psikolojik bağlamı var, iktisadi bağlamı var, cinsel bağlamı olabilir, coğrafi bağlamı olabilir. Ve hiçbir tarihçi
incelediği olaya ben bütün bağlamlarını da katıyorum bu olayın ve size bu olayı bütünüyle anlatıyorum diyemez, mümkün değildir. Bizlerin böylesi bir tanrısal bakışımız yok. Bu ancak Allah'a mahsus bir şey. Biz bunu yapamayız. Dolayısıyla buradan hangi bağlamı seçtiğimizi, incelediğimiz konuyu, meseleyi hangi bağlamda incelediğimizi okura en baştan söylemek durumundayız. Buna itirafçı tarz diyorlar. Yani itiraf etmeniz lazım. Ben buyum, meseleye buradan bakıyorum. Confessional style diyorlar. Yani günah çıkartmak. Yani önce günah çıkartacaksınız. Neden buradan baktığınızı okura söylemek açısından. Şimdi bu kanaat meselesiyle bir önce tartıştığımız olay meselesini birbirine bağlayayım. Çünkü olay da, olay dediğimiz şey de kanaatler tarafından belirleniyor. O kadar hiç basit bir şey değil. Çünkü tarihçinin ilgilendiği olaylar, anlamaya çalıştığımız olaylar gayet kompleks olaylar. Biz böyle basit olaylarla ilgilenmiyoruz. Çok katmanlı olaylarla ilgileniyoruz. Şimdi olaya dair ilk sormanız gereken soru değil. Yani ne zaman başladı, ne zaman bitti? Yani birincisi bu soru. Bunu saptamamız lazım. Sınırlarını, olayın başlangıcını, bitişini. Şimdi basit olaylar için bunu yapabilirsiniz. Yani bir şarkının ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini üzerinde uzlaşırsınız arkadaşınızla. Yani keza bir yağmur ne zaman başladı, ne zaman bitti biraz daha zor olmakla birlikte burada da uzlaşırsınız. Peki Ekim devriminin ne zaman başlayıp bittiğini nasıl uzlaşacaksınız? 1917 Bolşeviklerin devrimi. Şimdi çeşitli alternatifler var. İşte Amerikalı gazeteci John Reed'in o ünlü, önemli kitabıdır ya, birebir tanıklık etmiştir devrimde olan bitenlere. Dünyayı sarsan 10 gün diye de kitabının başlığı. Şimdi Ekim Devrimi 10 günün birinci günü mü başladı? Ama biliyoruz 1917 Ekim'inden önce 1917 Şubat var. Niye oradan başlatmıyoruz? Şubat Devrimi. Şubat Devrimi'nden önce 1905 Devrimi var. Niye oradan başlatmıyoruz? Lenin'in kendisi ona şey diyor. 1917'nin elbise provasıydı 1905 diyor. Niye oradan almıyoruz? Bütün bir 19. yüzyılın son çeyreğinde özellikle çok ciddi bir devrimci ajitasyona giden bir sürü grup var Rusya'da. Her yere dağılmış durumda. Narodnikler, işte SR'lar vesaire falan. Niye oralardan almıyoruz? Ya da Stolyapin reformlarından başlatmamız mümkün değil mi? Neye göre karar vereceğiz? Bu Ekim devriminin ne zaman başladığını. Şimdi başladığı yeri tespit etmek problemli, bittiği yeri tespit etmek de problemli. Ne zaman bitti? Yine John Reed'in dediği gibi o 10 günün 10. günü mü bitti? Ama biliyoruz ki 1918-20 arasında iç savaş var. Kızıllarla beyazlar iç savaşta çarpışıyorlar. Bütün Avrupa'nın ve Amerika'nın desteği karşı devrimcilerin arkasında, beyazların arkasında. Her an Kızıllar yenilebilir ve dosya devrim bitebilir. Dosya bitmiş hiçbir şey yok. 1920'ye geldik. Aynı dönemde 24'de, 1924 hatta 1928'e kadar devam edecek yeni ekonomi politikası var. Lenin'in devreye soktuğu ve piyasa mekanizmalarını tekrar devreye soktuğu yeni bir ekonomi politikası. Pekala kapitalizm restore olabilirdi. Kapitalizmin restorasyonuyla da sonuçlanabilirdi ve dolayısıyla bütün hedefledikleri iktisat düzenlemelerinin hepsi çökebilirdi. Dolayısıyla 1928'e kadar bile bitmiş bir şey yok. Ne zaman bitti? Ben biraz espriyle karışık hep şey derim. Yani bu konuda en rahat tarihçi bir Troçkist tarihçi olabilirdi. Onlar çok iyi biliyorlar ki işte Stalin geldi, devrim bitti. Mesela onlarınki kolay. Yani Stalin geliyor ve onun iktidarıyla birlikte devrim bitiyor. Dolayısıyla bunlar, şimdi bunları niye konuşuyoruz? Yani bu Ekim devriminin başlangıcını ve bitişini bilemeyiz demek için değil. Elbette böyle bir saçma bir şey söylemiyorum. Ama şunu söylüyorum. Sizin ne zaman başladığını ve bittiğini söylemenizi sağlayan şey sizin Bolşeviklere ve Ekim'e dair olan fikirleriniz tarafından belirleniyor. Kanaatleriniz tarafından. Üstelik sadece Ekim'e dair değil, çok daha büyük kavram olan devrime dair. Devrim deyince ne anlıyorsunuz? Hiç aynı iki tarihçi farklı farklı şeyler anlar devrimden. Doğal olarak böyledir. Dolayısıyla sizin devrimden anladığınıza bağlı olarak devletlerin içine girdiği mali krizlerin devrimlere yol açıp açmamasındaki farklı kanaatleriniz, öznelerin devrimde oynadıkları rollere dair farklı kanaatleriniz, partilerin oynadıkları roller vesaire, uluslararası sistemin
devrimlere yol açıp açmadığına dair farklı kanaatleriniz. Bunların her biri sizin o olayı, incelediğiniz olayı nereden başladığınızı ve nerede bitireceğinizi belirleyen şeylerdi. Böyle bir transparan bir şekilde, yani işte burada başlar, burada biter, çok basittir diyebileceğimiz bir durum yok. Aynı şeydi. Hani Türkiye devrimi için de düşünün, yani ne zaman başladı? İşte 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a inişiyle mi başlattı? Bir dolu tarihçi böyle başlatır. İyi de 1908 devrim var, orada ne olacak? Daha öncesinde işte Tanzimat var, öncesi işte İttihat Terakki, Yeni Osmanlılar var, 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 var. Nereye kadar gideceğiz, geriye gideceğiz? Bunların hepsinin tarihçi tarafından bilinçli bir şekilde ortaya konulması gerekir. Bu durumun bir sonucu daha tabii olacak. Dediğim gibi iyi tarihçiler bütün bu farklılıkların bir çoğu farklılığın, bütün hepsinin değil tabii, bir zenginlik olduğunu bilirler ve kendi baktıkları perspektifin tek ve en doğru biricik perspektif olmadığını da bilirler. Şimdi dikkat ederseniz yani şu ana kadar söylediğim her şey tarihçi için zaten elzem ve zorunlu olan şeylerdir, ama medeni bir insanın tarifini yapıyoruz aslında bir yandan tarihçinin tarifini yaparken. Yani bugün bir yurttaş tanımı da yapıyoruz. Söylediğiniz argümanın tek ve biricik doğru olmadığını bilen insanlardan kurulu bir yurttaş topluluğunda yaşamak çok daha keyiflidir. Maalesef bizim ülkede tabii hani herkesin baktığı yer en doğru yerdir, tek doğru yerdir falan, ama bu farklılıkları sindirmek önemli. Bir örnek vereyim, başka bir örnek tarihten. 1649 İngiliz devrimini alalım. İkinci Burjuva devrimi, yani bir Hollanda'da devrim var daha önce, ama en büyük Burjuva devrimi, Fransız devrimi öncesi, İngiliz devrimi 1649. Şimdi nasıl açıklandı İngiliz devrimi 17. yüzyıldaki? Önce en eski, en kadim tarih geleneği, tarihçilik geleneği diyordu ki İngiliz devrimi esas olarak bir dinler arası savaştır. Katoliklerle Protestanlar, daha sonra Protestanların kendi içindeki çatışmalar, daha radikal Protestanlarla Anglikanlar arasındaki çatışmaları bir din savaşıdır. Sonra 1930'larda Marksistler geldi ve dedi ki hayır, dediler ki bu bir sınıf mücadelesidir, sınıf çatışmasıdır. Yükselen burjuvazi ile çökmekte olan aristokrasi arasındaki sınıf mücadelesidir. Daha sonra Louis Namiye ve izleyicileri çıktı. Şimdi metodolojik olarak hepimizin üzerinde konuştuğu bu prosopografiyi kuran adamdır Louis Namiye. Dedi ki hayır, saray ve parlamento arasındaki kliklerin, fraksiyonların esas olarak mücadelesidir. Politik fraksiyonların mücadelesi bir şekilde iç savaşa yol açtı. Uzlaşamadılar ve iç savaşla sonuçlandı. Peki şimdi karşımıza üç tane birbirinden çok farklı açıklama modeli var. Aynı meseleyi açıklıyorlar, aynı olayı açıklıyorlar. Demek istediğim tam da buydu. Bu farklı perspektifleri teke indirmeniz mümkün değildir. Üç tane farklı açıklama biçimi var ve bunların üçü de meşru. Ve dahası bunların üçüne de arşiv belgeleriyle kanıt bulabilirsiniz. Arşiv size bunların üçünü de iddia etmenize cevaz verir. Elbette bir dinler savaşıydı. Burada protestanlar ve radikal protestan sektleri, işte Leveller'lar, Digger'lar, Renter'lar, Digger'lar, tarihin ilk komünistleri, bunların hepsi dini tarikatlar. Elbette bunlar vardı. Elbette bir sınıf savaşıydı. Kapitalizmin gelişiminin önünde bazı bariyerler vardı. O bariyerlerin kaldırılması için burjuvazinin bir bölümü, üstelik aristokratların bir bölümüyle de işbirliği halinde mücadele ettiler. Sınıf mücadelesi elbette önemliydi. Üç, elbette fraksiyonların çatışmasıydı. Pekala bu tartışmalar siyasi zeminde hallolabilirdi. Hiç öyle bir iç savaşa gitmeyebilirdi. Fakat gitti çünkü uzlaşamadılar. O yüzden o prosopografiyi getirdi Lüzzam Bey. Bunlar nereden geldi bu siyasetçiler? Hangi kökenlerden geldiler? Niye siyasete girdiler? Neyi hedefliyorlardı? Vesaire üzerinden ayrı bir tarihçilik ekolü. Peki bu durum, yani hiç İngiliz devriminin ne dair nesnel bir şey söyleyemeyeceğimiz anlamına mı geliyor? Elbette hayır. Sadece nesnellikten ne anladığımıza bağlı. Bu üç yorumda hakikatin
İngiliz devrimi hakikatinin değişik boyutlarını bize veriyor. Öte yandan şunu da ısrarla vurgulamalıyız ki bu boyutlar böyle sonsuz çeşitlilikte değil. Ya her önüne gelen İngiliz devrimine dair bir açıklama getiremez. Getirenler vardı ve dolayısıyla büyük bölümünü de biz eledik. O açıklamalar artık yok, yanlışlandı. Demek ki tarihçilikte biz bazı açıklama biçimlerini yanlışlayabiliyoruz. Son tarihte ampirik bir alanla uğraşmamızın getirdiği bir avantaj bu. Ampirisiz değiliz ama ampirik bir alanla uğraşıyoruz ve dolayısıyla çok o tarihçilerin tartışması, biraz sonra değineceğim şeyler, o tartışmaların sonucunda bir sürü açıklamayı eledik. Eledik ama eleyemediklerimiz var. Bunların hepsi eleğin üstünde kaldı işte. Bu üç açıklama biçimi de eleğin üstünde kalanlar. İyi ki de öyle. İyi ki de bunları teke indiremiyoruz. Bu sayede o İngiliz devrimi dediğimiz olayın o hakikatine çok daha donanımlı bir şekilde, onu çok daha farklı açılardan kuşatarak devrime yaklaşabiliyoruz. Bu farklı açıklama modelleri sayesinde. Bu açıklama biçimleri, açıklama, bu üç farklı açıklama da birbirini dışlamak zorunda da değil. Yani bir olayın kölenin perspektifinden görüntüsü, köle sahibinin perspektifinden görüntüsünü ortadan kaldırmaz. Tam tersine tarihçi hepsine de ihtiyaç duyar ki o olayı çok daha iyi kavrayabilsin. Kölenin gözünden nasıl görünüyor, köle sahibinin gözünden nasıl görünüyor. Sonuçta bizim kullandığımız anlamıyla nesnellik bir tanrının perspektifini edinmek değildir. Biz bu sınırlılıklar içinde bir nesnellikten konuşuyoruz. Eleyebildiklerimiz ve eleyemediklerimiz, ampirik alanda güçlü zeminde var olan ve birbirinden farklı açıklama modelleri. E.H. Carr'ın ünlü benzetmesidir, o dağ benzetmesi yapar. Ortada bir tane dağ var ve o dağa bakıyoruz. Hepimiz bir perspektiften, belirli bir açıdan bakıyoruz o dağa. Benim baktığım yerden, o dağdan görünen manzara budur. Ama o dağın arkasından bakana da benim ihtiyacım var. Çünkü orada ben yokum. Oradan nasıl göründüğünü de bilmem gerekir ki sonuçta bütün bu perspektifleri bir araya getirdiğimizde o dağa dair daha kuşatıcı bir görüşümüz, fikrimiz olsun. İşte bu kuşatıcılık, yani bir meseleyi bütün veçeleriyle kuşatma meselesi ancak ve ancak tarihçiler arasındaki tartışmalarla mümkündür. O nedenle tarihçilikte, o hep diyorum ya olmayan dünyanın bilgisini üretme meselesini, bizler için demokratik kamusal alan, mesleğimizi iyi yapabilmemiz için olmazsa olmaz bir şey. Biz tabusu olmayan bir kamusal alana ihtiyacımız var çünkü birbirimizi eleştirmeye ihtiyacımız var. Birbirimizi eleştireceğiz ki o boşluklar ortaya çıkabilsin. Onun için de hiçbir tabunun olmadığı kamusal alanlara ihtiyacımız var. Şimdi tabii yani Türkiye'nin sivil ve politik kültürüne aykırı bir şey söylediğimin farkındayım. Bizim kültürümüz çünkü hep tekçi bir kültürdür. Yani dediğim gibi bir tek doğru vardır ve o doğrunun ortaya çıkartılması gerekir. Oysa tarihçilikte böyle bir şey yok. Bütün bu farklılıkları ne kadar görüş alanımıza katabilirsek o kadar zenginleşiyoruz. Şimdi biz hiçbirimiz İngiliz devrim tarihçisi değiliz. Belki meraklı okurlarız. Dolayısıyla bütün bu üç alandaki üretilmiş bilgileri ne kadar hazmedebilirseniz, onları ne kadar görüş alanınıza katarsanız İngiliz devrimine dair fikriniz o kadar gelişkin olacaktır. Şimdi tarihçinin hakikatini fiziki dünyanın hakikatinden ayıran bir şey daha var. Başka bir öznellik boyutu. O da şu, doğa bilimlerinde çalışan hiçbir doğa bilimcisinin çalıştığı konuyla kişisel bir ilişkisi yoktur, olması beklenmez. Yani bir jeolog, ya ben depremde annemi babamı kaybettim, o yüzden deprem çalışıyorum demez diye de bilir tabii. Buna şimdiden bir şey söylemem mümkün değil ama muhtemelen jeoloğun herhangi bir kişisel deneyimi gerekmiyordur deprem çalışması için. Biz de öyle değil. Biz hangi konuyu çalışacağımızda bile belirli bir yerden baktığımız için o konuyu çalışmaya karar veriyoruz. İçinde bulunduğumuz kültür, politik görüşlerimiz, ideolojimiz, milletimiz, dinimiz, inancımız, bunların hepsi çalıştığımız alana bakışımızı etkileyen şeyler. Şimdi bu tarz aidiyetlerimiz bir öznellik boyutu katıyor, tamam. Ama bunlar kurtulunması gereken öznellik boyutları.
Ve biraz kendi üzerine düşünen tarihçi bunlardan kurtulabilir hakikaten. Yani evet, hepimiz bir millete aitiz. Dolayısıyla o milletin gözüyle bakmaya başladığımızda tarihçi kendini sorgulamalıdır. Bir dakika, burada bir tarafgirlik yapıyor muyum? İşte adlandırmalarda bile biliyorsunuz değil mi? Şey değişir işte. 1453 bir Türk tarihçisi için Bizans'ın Konstantiniyye'nin fethidir. Yunan için işte Konstantinopol'un işgalidir. 1829 bir Türk tarihçi için Yunan ayaklanmasıdır, bir Yunan için bağımsızlık savaşıdır falan. Bu özelliklerden dediğim gibi, yani mesela bir şey söylüyorum, acaba erkek olarak mı söylüyorum? Burada bir kendimi denetlemem lazım vesaire üzerine düşünür tarihçi ve bunlardan kurtulabilir. Bu kadar büyük bir sorun olduğunu sanmıyorum bunun. Ama bunun bir sorun olarak tespit edilmesi gerekir yani iyi tarihçilik yapmak açısından. Fakat bunun da ötesinde başka bir öznellik boyutu var ki oradan kurtulmak hem mümkün değil hem de arzu edilir bir şey de değil. O öznellik boyutu iyi kullanılırsa çok faydalı sonuçlara yol açabilecek bir öznellik boyutu o. Ne o? O da şu. Her tarihçi kendi gününün insanıdır. Kendi gününün meseleleri üzerinden düşünür ve geçmişe o gözle bakar. İyi ki de öyle bakarız. Yani aynı meseleye bizden önceki tarihçilerin sormayı akıl edemedikleri şeyler sorarız. Çünkü bizim günümüzde uğraştığımız meseleler bize o soruları dayatır. Biz de o sorularla geçmişe bakmaya başlarız. Geçmiş elbette değişmiyor. Geçmişte oldu bitti. Fakat geçmişe sorduğumuz sorular değişiyor. Her dönemde de değişti. Croce'nin ünlü lafı işte bu yüzden söylendi. Her tarih çağdaş tarihtir diyor o. Yani 15. yüzyılı çalışıyorsanız aslında bulunduğunuz dönemi çalışıyorsunuz demek istiyor. Oldukça abartılı bir şey. Kendi çok problemim var bu sözün tabii ama şimdilik tartışmayalım onu. Yani 20. yüzyıldan bakıyoruz biz 15. yüzyıla. Dolayısıyla 20. yüzyılın sorularıyla yaklaşıyoruz. Şimdi dolayısıyla bizim kendi ilgilerimiz, günümüzün ilgileri içinden çıkarttığımız sorular onlar. Ve dolayısıyla o geçmişe, o daha zenginleşen boyutlarıyla geçmişi kapsama alanına alabiliyoruz. Bu demektir ki geçmişin de bir geleceği var. Yani geçmiş evet bugünümüzü belirliyor önemli ölçüde. Fakat gelecekte geçmişi belirler hale geliyor o zaman. Gelecekte kim bilir tarihçiler ne tür sorular peyda edecekler ve o sorularla bakacaklar benim şu anda baktığım geçmişe ve benden çok farklı bir fotoğraf görecekler. Sordukları sorular değiştiği için. Bir de tabii gelecekteki tarihçiler yeni belgelere ulaşabilirler. Bir de o nedenle değişebilir bizim geçmişe dair yorumumuz. Ama önemli olan bambaşka sorularla yaklaşacak olmaları. Bir örnek vereyim kadın tarihinden. Kadın tarihi ilk kez bir üniversitede 1971'de açıldı kadın tarihi dersi. Çok aslında ne kadar geç bir tarih değil mi? Şey dersi açan Gerda Lerner diye bir akademisyen. Bu Gerda Lerner 1971'de açtığı ders için gidiyor arkadaşı John Kelly'ye. John Kelly de çok önemli bir Rönesans tarihçisi. Diyor ki ya lütfen 2 haftasını sen verir misin bu dersin? John Kelly'nin yanıtı, vallahi veremem kusura bakma. Hani ben kadınım ama ben Rönesans tarihçisiyim. Kadın tarihine dair hiçbir şey bilmiyorum. Neyse ki arkadaşı ısrar ediyor. Lütfen diye. Sonra Kelly peki bir bakayım diyor. Ve sonra kendi anlatımları var. Diyor ki Kelly yani yaşadığım dönüşüm muazzamdı. Kaleidoskopik bir değişim yaşadım diyor. Rönesans'a bakışım meğerse kökünden yanlışmış. Yeni hiçbir belge bulmadım. Arşive hiçbir şekilde gitmedim. Daha önce bütün elimdeki arşiv belgelerini ve bildiğim belgeleri kullanarak ama onlara sadece kadın gözüyle bakarak, kadın meselesi üzerinden bakarak Rönesans'a baktım. Bambaşka bir fotoğrafla karşılaştım. Meğerse benim önceki bakışım kendi lafıyla son derece kısmi, çarpıtılmış, sınırlı ve derinden kusurluymuş diyor. Yavaş yavaş sona geliyorum. Şimdi bu olmayan dünyanın bilgisini üretmek çabası
Aslında her tarihçiye meslekten gelme bir alçakgönüllülük, bir mahviyetkarlık yüklemelidir. Olmayan bir dünyanın bilgisi öyle kolay kolay bendedir diyebileceğimiz bir bilgi değil. Duyularımızı da algılayamadığımız bir dünya. İşte ona adına daha önce söylediğim çok sorunlu bir laf kaynak. Hani sanki hakikat oradan kaynaktan bize geliyor gibi kullanılıyor o kaynak, belgeler. Aslında onların her biri birer kalıntı. O kalıntılara bakarak, yani Efes harabelerindeki harabeler gibi düşünün o belgeleri. Onlara bakarak, onların boşluklarını doldurarak vesaire o geçmişi kurmaya çalışıyoruz biz. Bir de bunca öznellik boyutu var şu ana kadar konuştuğumuz. Bir de tabii belgelerden kaynaklı öznellik boyutu var. Onu konuşmadık ama tabii ki o belgeler birileri tarafından bırakıldı, birileri tarafından yazıldı. Onların da perspektifi vardı. Hiç unutmamak lazım ki insan olmak perspektif gerektirir. Perspektifsizlik imkansızdır. Herkesin, tarihçi olsun olmasın, sıradan yurttaş, herkesin bir perspektifi var. O belgelerin de dolayısıyla kendi öznellikleri var. Şimdi bunca öznellik, bunca farklı katman olmayan bir dünya. Peki hakikate nasıl ulaşacağız? Bunun tek bir yolu var, o da uzlaşma. Tarihçinin hakikati kolektif olarak diğer tarihçilerle uzlaştığı alanlarda oluşur. Uzlaşamadığımız alanlar tartışmaya açık alanlardır. Kimilerinde tartışarak uzlaşırız, kimilerinde hiçbir şekilde uzlaşamayacağımız alanlar vardır. Onlar da dediğim gibi zaten o zenginlik ve daha farklı büyük boyutlar anlamına, yani zenginlik anlamına gelir. Şimdi dolayısıyla tarihçilerin tartışmaları, müzakere etmeleri bir zorunluluk bizim hakikate ulaşmamızın önünde. Başka türlü ulaşamıyoruz çünkü. Birbirimizi eleştirmek. Bir aralar Yalçın Küçük'ün kendi söyleyip ama söylediğini yanlış anladığı bir laf vardı. Bilim kavgayla gelişir diyordu. Doğru da yani, ama onun anladığı anlamda değil yani. Bilim kavgayla gelişir. Yani biz diğer tarihçilerle, meslektaşlarımızla tartışacağız ve müzakere edeceğiz. Ve hakikatin içine düştüğü alanı daraltarak onu bir yere sıkıştıracağız o hakikati. Süreç içinde yapacağız bunu. Hepimiz zaten böyle yaparız. Bizden önce gelen tarihçilerin inşa ettikleri bilgilerin üzerine bilgi inşa ederiz. Benim postmodernizmle ilgili sorunlarımdan bir tanesi de bu. Postmodernler şey diye düşünüyor, yani onların varsayımı şöyle bir şey. Hani tarihçi sanki tabula rasa sıfırdan geliyor, arşive giriyor. Arşivde zilyon tane belgenin içinde istediğini seçiyor, istediği şekilde kurguluyor ve de olsa tarihçinin yaptığı iş kurgudur. Romandan farklı değildir. Öyle değil. Hiçbir tarihçi böyle var olmuyor. Hepimiz o söylediğim epistemik topluluklardan geldiğimiz için arşivde neye bakacağımızı bilerek gidiyoruz arşive zaten. Böyle bir kaybolmuş bir insan haliyle gitmiyoruz ki. Dolayısıyla hani geçmişten gelen o bilgilerde boşlukları biliyoruz. O boşluklara hamle yapıyoruz. Tarihçilik böyle çalışıyor. Şimdi dolayısıyla o uzlaşma alanlarını böyle aramızda kurabiliyoruz. Olgu dediğimiz şey bile bir uzlaşmanın sonucudur. Uzlaşma yoksa tarihsel olgu da yoktur. E.H. Carr'ın verdiği güzel bir örnek var. İşte 1850'de bir İngiltere kasabasında kızgın bir kalabalık o zencefilli çörek satıcısını öldürür. Olgu bu. Şimdi Carr sorar, bu bir tarihsel olgu mudur? Neden soruyor? Çünkü ünlü bir tarihçi Kitson Clark, Oxford'daki bir konuşmasında bu olgudan bahsediyor. Carr diyor ki, peki diyor, şimdi tarihsel olgu oldu mu? Henüz değil. Neyi bekliyor? Tarihsel olgular kulübüne üye olmak için. Orası seçkin bir kulüp. Her olgu tarihsel olgu kulübüne üye olamaz. Olgular bilyon zilyon tane ama tarihsel olgular çok sınırlı. Seçkin bir kulüp orası. Neyi bekliyor? Diyor ki biz tarihçilerin, diğer tarihçilerin şimdi bu çörek satıcısının ölümü üzerine konuşmamızı bekliyor. Biz şimdi bakacağız. Neye bakacağız? Olgu doğru mu değil miye bakmayacağız. Doğru tabii ki Kitson Clark'ın söylediği bir arşivden bulduğu olgu bu. Biz şuna bakacağız diyor. Kitson Clark bu olguyu bir argüman geliştirmek için kullanıyor. Kendi argümanını geliştirmek için kullanıyor. Biz o argümana bakacağız. Gerçekten o argüman bu olguyla temellenebiliyor mu? Bu olgu o argümanı destekliyor mu? Bu olgudan yola çıkarak o argüman kurulabilir mi?
Belki diyor bunda uzlaşacağız ve ondan sonra diyor bütün kitapların diyor önce dipnotlarında sonra metin içlerinde bu olgudan bahsetmeye başlayacak tarihçiler. Ve işte o zaman tarihsel olgu olacak. Ama belki de diyor tarihçiler bakacaklar ve görecekler ki hayır Kitson Clark bütünüyle yanılıyor. O argüman için bu olgu kullanılamaz. Eğer böyle bir sonuç olursa diyor işte Kitson Clark'ın yiğitçe kurtarmaya çalıştığı bu olgular mezarlığından kurtarmaya çalıştığı bu tarihsel olguyu biz tekrar tarihsel olmayan olgular mezarlığına geri göndereceğiz diyor. Yani bir olgunun tarihsel olgulu olmadığını anlamak için bile o tarihçiler arasındaki uzlaşmaya ihtiyacımız var. Tabii şunu da söyleyeyim yani tarihçilerin arasındaki uzlaşma derken çok elitist bir şeyden konuşuyorum. Hiç demokratik bir şeyden konuşmuyorum. Yani en fazla sayıda tarihçinin uzlaştığı alan demiyorum. Adını hak eden, kendi alanında, uluslararası alanda tanınan, bilinen, saygın tarihçilerin arasındaki uzlaşmadan bahsediyoruz. Yoksa sayıdan bahsedersek iş tümüyle değişir. Demek ki burada bu Popper'in yanlışlanabilirliğine benzer bir şey söylüyoruz. Popper ne diyor? Teoriler doğrulandıkça değil, yanlışlanmaya çalışıldıkça güçlenir. Yani teoriyi doğrulamaya çalışmayacaksın. Hep yanlışlamaya çalışacaksın. Yanlışlayamadıkça teori güçlenecek. Yanlışlayabildiğin noktaları geliştirerek teoriyi daha yani revize ederek daha güçlü zeminlerde gelişmesini sağlayacaksın. Aynı şekilde bakıyoruz biz tarihçilerde. Başka bir örnek vereyim ve artık konuşmayı da sonlandırayım. 1066 yılında Normandiya Dükü William İngiltere'yi fetheder, işgal eder ve ondan sonra bütün mahiyetindeki adamları İngiltere'ye salar köylülere ve köylüler hakkında bilgi toplamaya başlar. O köylülerin kadim vukuflarıyla köylüler birden uyanırlar ve derler ki eyvah başımıza bir şey gelecek. Çünkü devlet sizin hakkınızda bilgi toplamaya başlarsa belli ki enseniz de boza pişirmeye hazırlanıyor. O yüzden o bilgiler toplanıyor. Ve köylüler o bilgelikleriyle bu defterlere, tutulan bu defterlere bir ad verirler. Doomsday Book, kıyamet günü, hüküm günü defterleri korkularından. Şimdi çok kıymetli bir evrak bu. 1066 tarihli 11. yüzyıl belgesi. Fakat tarihçiler yüzyıllar boyu bu belgeyi tartıştılar. Nedir bu belge? Belgenin neyi anlattığını anlamazsanız, ne için hazırlandığını anlamazsanız kullanamazsınız tabii. Dolayısıyla tarihçiler bunu tartıştılar aralarında. Çok çeşitli alternatifler vardı. Kimileri bugün nüfus sayımı dedi. Kimileri gelecek nesiller için, onların öğrenmeleri için bir kroniktir bu dedi. Kimileri kadastro çalışmasıydı dedi. Dedi. Şimdi 18. yüzyıldaki tarihçiler, 19'daki tarihçiler bunu tartışırken 11. yüzyıl belgesini hakikatin içine düştüğü elimi şöyle hayalime bu kadar büyük bir alanın içinde bir yerde duruyor bu Doomsday Book. Bilemiyoruz nerelerde düşüyor. Bu çok büyük bir alan. Sonra tarihçiler bunu tartışa tartışa bu alanın boyutlarını daralttılar ve artık biliyoruz ki bu Doomsday Book feodal yükümlülükleri gösteren bir kayıt, vergileri gösteren bir kayıt, bir de arazi sahipliğini gösteren bir kayıt. Diğerleri değil. Bu üçünden fazlası değil en azından. İşte esas başarı da budur. Tarihçi demek ki tarihçinin hakikati sınırlar koyarak ilerleyen bir hakikat ve kolektif olarak ilerleyen bir hakikat türü bu. Tartışmalarımızla biz bu hakikatin içine düştüğü alanı sınırlıyoruz. Diyeceğiz mi? Elbette diyemeyeceğiz. Yani hakikat budur ve işte tam söyledik diyemeyeceğiz. Belki asimtotta diyeceğiz. Yani sonsuzda değeriz hakikati ama hakikatin içine düştüğü alanı daraltabiliyoruz. Bir sürü şeyi eliyoruz, bir sürü görüşü ve bir yerlerde bir uzlaşmaya varıyoruz. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Yani bu hani bütün konuşma kitap boyunca da tabii aynı şey geçerli. Hani tarihçinin hakikat arayışının önündeki zorlukları bahsediyorum. O arayışı, hakikat arayışını boşa çıkartmak, onun imkansız olduğunu söylemek için değil tabii ki. Esas olarak kendi üzerine düşünen tarihçiliğe ihtiyacımız var. Yani kendi sınırlılıkları üzerine düşünen, kendi öznellikleri üzerine düşünen bir tarihçilik. Böylesi bir tarihçilik bir kere daha alçak gönüllü olacak, daha mahfiyetkar olacak, daha medeni olacak, tek doğrunun kendi söylediği olmadığının idrakinde olacak
Ve dolayısıyla böyle bir tarihçilik o hakikate ulaşma çabasını her daim de canlı ve ayakta tutacak. Bundan başka da bir kendi payıma benim ümidim yok. Burasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında bir daha söyleyeyim. Bütün bu konuşma boyunca söylediğim tarihçi özelliklerinin bence esas olarak yurttaş özelliği olduğunu da düşünecek kadar da biraz iddialı bir laf edeyim. Yani böylesi bir nesnellik anlayışıyla, böylesi bir bilgi anlayışıyla mücehhez, donanmış bireylerden oluşmuş toplumda yaşamak keyifli olurdu. Evet, çok uzattım. Çok teşekkür ediyorum. Ben burada keseyim. Dediğim gibi ille bir konuşmayla da ilgili olmak zorunda değil. İstediğiniz herhangi bir şekilde gündeme getirmek istediğiniz bir şey varsa üzerine konuşalım. Çok teşekkür ederiz hocam. Bence kitabınızı okumayanlar ya da okuyanlar için epey iyi bir giriş ve aynı zamanda sorulacak soruya zemin açtınız. Ben çok fazla vakit kaybetmeden dilerseniz katılımcıların sorularına geçelim. Bu aşağıda reaksiyon tuşu var. Parmak kaldıra basarsanız sesi açacağım. Ya da dediğim gibi chatten de yazabilirsiniz. Okuruz. Söz sizin, buyurun. Eren, ben sorumu sormadan önce Ferdan hocam çok teşekkür ederim. Yıllar sonra yine ders ortamında yaşadık. Ferdan hocamızın demin anlattığı Tarih Bir Tarih İki yi ben lisans dersinde hepimizin 3. sınıf aldığımız tarih metodolojisi dersinden sonra benim için her şey değişti. Artık Tarih Bir Tarih İki benim için birine giren bir eylem oldu. Nasıl okudum her şeyi? Açıkçası metodoloji, tarih yazımı gözüyle okudum. Şu anda onun üzerinden yıllar geçti. 15 yıl geçmiştir. 10 ya da 16, 17. Hala bu baktığım her şeyi bu gözle bakıyorum. Açıkçası benim için ne tarihi metin, ne tarihli yazımsal bir kitap, ne bugün çıkan, ne 400 yıl önce çıkan bir kitap aynı değil. Bunu da hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir bize fırsat Eyvallah. sağladığı için ve hala da bu gözle baktığımız için, ayrıca bu tarih yazımı topluluğunda hocamız doğrudan bir etkisi olmasa bile dolaylı olarak onun etkisi olduğunu ve şu anda da aramızda zaten olduğunu söylemek zorundayım. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler Eyüp. Dediğim gibi katılımcılar, söz sizde. Yani kimse söz almıyorsa ben aslında yani hem Enis Elmas, buyurun. Sesinizi açabilirsiniz şu an. Emre hocam, buyurun. Merhabalar, iyi akşamlar. Ferhat hocama selamlar. Ya Emre, selam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok güzel oldu benim için. Sizi bir daha görmek çok güzel. Sağ ol. Ben tabii çok böyle konuşmak istemiyorum. Çünkü sizle daha önce biz bu meseleleri de konuşmuştuk. Güzel bir etkinlik de olmuştu adalarda hocam, siz de hatırlarsınız. Dolayısıyla çok fazla şey var söyleyeceğim, size sormak istediğim ama şimdilik saklı kalsın. Diğer arkadaşların çok vaktini almak istemiyorum. Ben şu meseleyi çok merak ediyorum hocam. Sizin bu aşırı yorum meselesi bağlamında Umberto Eco'nun geliştirdiği bir açık yapıt kavramı var. Bundan ne düzeyde etkilendiniz ya da beslendiniz mi, beslenmediniz mi? Yani bu açık yapıt fikrine hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte geçmişi bir o tarih biri bir yapıt olarak, bir metin olarak düşünürsek burada yorum ve aşırı yorumu nereye düşürürsünüz? Bununla ilgili bir sorum olacak. Bir mesele şu, tarih olmayan bir dünyanın bilgisi dediniz hocam. Tarih olmayan bir dünyanın bilgisi olarak tabii çok güzel bir tanım ama olmayan bir dünyanın bilgisi olur mu meselesi? Yani bu Tanrı'nın bilgisi vardır demek gibi bir şey. Dolayısıyla bu bir yerde bizi bir metafiziğe de götürüyor gibime geliyor. Dolayısıyla olmayan bir dünyanın bilgisinden ziyade acaba olmayan bu dünyanın bir yorumu mu vardır bilgisi yerine? Buradan hareketle de bu bilginin yokluğu, bu yorumun olmayışı tarihte yanlışlanabilir dediğimiz şeyi zedeleyen bir alana bizi çekmez mi? Aslında tam da bu olmayışın olması, tam bu yokluğun varlığı meselesi tarihi tam da nesnel olmaktan, tarihi tam da hakikate ulaşır bir form olmaktan uzaklaştıran bir hüviyete sahip değil midir? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Bunlar tabii çok önemli sorular, çok felsefi sorular. Yanıt vermeye çalışayım. Şimdi bu açık yapıt hikayesi tabii önemli. Eko bunu söylüyor. Kendisi de bir yandan şikayetçi aslında. Biliyorsunuz o Gül'ün adını yazıyor. Gül'ün adını yazdıktan sonra
Gül'ün adı dünyanın her yerinde bestseller oluyor. Hepsinde çok satar ve dolayısıyla bütün ülkelerde. Ve sonra Umberto Eco panik oluyor. Yani bu kitabın çok satmaması lazım. Belli ki yanlış anlaşılıyor yani. Ve dolayısıyla oturuyor bir risale yazıyor yani açık şey Gül'ün adı nasıl okunmalıdır diye. Yanlış okuyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bir yandan evet hani her metin çoğul okumaya müsaittir. Çok farklı bir şekilde okunabilir. Satır aralarında hatta yazarının bile farkına varmadığı şekilde okunabilir ki biz tarihçiler aslında belgeleri tam da öyle okuruz. Yani satır aralarında hiç o belgeyi bırakanın bile farkında olmadığı şeyler sorarsak esas kıymetli bilgileri o şekilde devşirebiliyoruz belgelerden. İşte belge 16. yüzyıla gibi vergi kaydıdır. Ama siz oraya aile formasyonlarını anlamak için, cinsiyet rollerini anlamak için baktığınızda birden belge size farklı konuşur falan. Dolayısıyla bu yorum hikayesi olmazsa olmaz. Yani bu yorum var diye benim hep bu kitap boyunca da kendimle de kavga ettiğim alan buydu. Yani bu var diye nesnellik ve hakikat kavramlarından vaz mı geçeceğiz? Hani kitapta hep teşekkürlerle yad ettiğim Oktay'la böyle bir konuşmamız vardı bizim. Ya Oktay bu hakikat lafından kurtul diyordu bana. Ben de sanki ona inatmış gibi bir de başlığa çıkarttık yani hakikat lafını. Ama ben bunun korunması gerektiğini düşünüyorum. Bu çoğul olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hakikatler diye kullandım. Yani hakikatin birden farklı boyutu olduğunu söylemek hakikati ortadan kaldırmıyor bence. O olmayan dünya hikaye şeyine gelince şöyle bir şey. Olmayan dünya aslında demedim, şunu dedim. Artık olmayan bir dünya. O dünya vardı. Artık yok. Şimdi dolayısıyla burada bir metafizik bir durum yok. Var olan nesnel olarak olduğunu biliyoruz. Var. Elimizde kanıtlar var çünkü. Kalıntılar daha doğrusu. Şimdi bunlar kullanılabilir kalıntılar. Bunlar ampirik bir alana dair bize bir şey söylüyor. Ve ben bunların bütün hakikatini tek başıma kuramam ama seninle konuşmaya başladığımızda o hakikat, o kalıntıyı, kanıtı birlikte konuşmaya başladığımızda bazı çıkarsamalarda bulunabiliriz. Unutmayın tarih bilgisi bir çıkarsamanın bilgisidir. Biz çıkarsıyoruz. Kanıtlara bakıyoruz. O kanıtlardan, ya adına belge dediğimiz kanıtlardan bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Hani bir tarihçinin söylediği gibi yani silahın ucundan namludan duman yükseliyorsa onun biraz önce ondan az önce ateşlendiğini çıkarsamamız gibi bir şey. Dolayısıyla bu sınırlılıklar ve öznelliklerin içinden bu gerilim noktalarını çözmeden ilerleyelim diyorum. Yani ben bütün hayata benim bakışım da böyle. Hayatta gerilimler var ve bu gerilimleri çözmeyin. Çözmek bizi fakirleştiriyor. Mesela sanki senin önerdiğin de bunun bir çözümü gibi öneriyorsun. Yani hakikatten kurtulalım. Böylesi bir şey, bu kadar yorumların olduğu bir yerde bunu konuşmak çok anlamsız. Ve dolayısıyla mesela şimdi sen diyorsun diye söylemiyorum ama hani postmodernlerin söylediği, tarihçinin ürettiği metin romandır, fiction'dır. Çözer gerilimi yani hakikaten. Ya da bir pozitivistin söylediği, tarihçi doğrudan doğruya hakikati temsil etmektedir, hakikate bir ayna tutmaktadır. Arşive gidersin, arşivdeki aynı 10 belgeyi 10 tane farklı tarihçi görse aynı sonuçları çıkartır. Çünkü orada hakikat, hakikatin yattığı yer oradadır falan. Bu da çözüyor gerilimi. Gerilimlerle yaşamak keyifli bir alan. Yani hayatta böyle bir şey. Yani bunları böyle çözdüğümüz anda, çözdüğümüzü sandığımız anda daha doğrusu pek bir ilerleme kaydedebileceğimizi düşünmüyorum. Yani hayata yabancılaşacağız. Yani hayatın kaosuna, hayat bir kaos. Dolayısıyla tarih kaos. O yüzden tarih bence tarihçilik hayata en yakın duran disiplinin hani ne kadar nesnel olabilirim bu konuda bilmiyorum. Tarihçi olduğum için belki öyle bana geliyor ama hani hayatın kaosuna en yakın duran alandır tarih. Onun biz çok idrakindeyiz çünkü o kaosun. Dolayısıyla kaosun da bir bilgisinin olabileceğine, onun ona dair bir uzlaşabileceğimiz alanları kurabileceğimizi düşünüyorum ki kuruyoruz da. Yani mesela bir örnek vereyim. Sonra başka sorulara geçelim. Mesela ben kolektif eylemlerle ilgilendiğim için herkes kendi ilgilendiği alandan sanıyorum ki böyle örnekler verebilir. Şimdi kolektif eylemlerde 1950'lerdeki yapılan teorilere, paradigmalara bakıyorsunuz.
İşte böyle anormal insanlar, işte daha kırdan kente yeni gelmişler, ne yapacaklarını bilmiyorlar, sağa sola saldırıyorlar, birlikte eylemlere giriyorlar, bilmem ne falan. Şimdi bilinen esas paradigma buydu, yaygın paradigma. Ya da şuydu, bütün kolektif eylemlere ve devrimlere katılanların hepsi psikolojik bozukluklar olan insanlardır. Çünkü normal bir insan rutin siyaset yapar, aklı başında olan bir insan. İşte oy verir, siyasete girer falan ama tutup da sokaklarda çıkıp abuk sabuk eylemler, hele devrim mevrim hiç kalkışmaz. Demek ki işte bunlar ya annelerinden babalarından taciz gördüler. Şimdi bize komik gelebilir ama 1940'lar 50'ler Lobo'nun bu kitle teorileri üzerinden kuruldu bütün. Lenin üzerine yazılan kitaplar böyleydi. O böyle, Hitler, Stalin, hepsi üzerine bunlar yazıldı. Ne oldu? Eledik hepsini. Arşive girdik ve gördük ki 1848'de sokaklara çıkıp barikat kuran insanların hepsi çoluk çocuk sahibi, meslek sahibi, esnafmış. E ne oldu o irrasyonel, abnormal dedikleri anormal davranış içinde olan insanlar yapar? Çürüdü. Yani çürüyebiliyor. Çürütebilme şeyinden ben vazgeçme taraflısı değilim. Ama çürüte çürüte tek bir tane bırakamıyoruz işte. O yüzden söylemiştim, İngiliz devrimi örneğini ondan veriyorum. Yani her halükarda birden fazla yorum ayakta kalacak. Onları bire indiremiyoruz. Bire indiremiyoruz diye de o zaman hakikatten de vazgeçelim. Hiçbir türlü nesnellik iddiasında bulunmayalım. Bana fazla aşırı geliyor. Yani sorun çözücü geliyor ve ben de sorunları çözmek istemiyorum. Diyeyim. Bilmiyorum yanıtlayabildim ama işte böyle düşünüyorum ben. Teşekkürler hocam. Arzu Hocam'ın bir sorusu var. Hocam açabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hocama teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir konuşmaydı. Emre Hoca'nın sorusundan hareketle ben hem küçük bir katkı hem de hocaya bir soru yazdım. Şimdi konuşmada dikkatimi şu çekti. Bir felsefeci olarak tabii doğal bir eğilimle. Hakikat kavramı aslında hem ontolojik hem epistemolojik boyutta açılmaya çalışıldı. Hocam lütfen düzeltin eğer hatam varsa. Aslında meselemiz epistemolojik kanattan gidiyor. Ama siz örneğin İngiliz devrimi örneğini verirken de İngiliz devrimi hakikati ifadesini kullandınız. Ben bunu şu an çekinerek kullanıyorum. Belki sorumu buradan bir dönüştürmek mümkün olabilir. Yani burada bahsettiğimiz şey o tarih bir, tarih iki üzerinden de yeniden düşündüğümüzde epistemolojik bağlamda kalmak olursa yorum meselesini de buradan hareketle kurabiliriz. Yani gerçeklik desek yani İngiliz devrimi hakikati değil de onun olmuş bitmiş ama gerçeklikte olmuş bitmiş oluşuna vurgu yapan bambaşka bir ifadeyle yaklaşsak sanki daha mı uygun olur bu tartışma açısından? Onu bir öncelikle sormak istiyorum. Dilerseniz arkadan da ikinci soruyu aktarabilirim. Evet, ikinci soruyu da sonra alayım ama bu konuda hakikaten öyle bir felsefeciyle konuşabilecek donanımda olduğumu sanmıyorum. Estağfurullah hocam. Hakikat ve gerçeklik ayrımını nasıl yapabiliriz? Söylediğinizde haklısınız bu epistemoloji ve ontoloji meselesinde. Hani sanki haddi aşıp ontolojiye dair de laflar ediyorum. Değil mi? Estağfurullah. Ha, Yani İngiliz öyle değil. devrimi Evet. yani olmuş bitmiş gerçekliği olan bir şey olarak karşımızda geçmişte kalmış olsa dahi ama ona hakikat kavramıyla gittiğimizde ona ontolojik bir zemin açmış oluyoruz. Oradan başka bir boyuta kayma tehlikesine giriyoruz. Bu tarihçilik açısından bir tehlike öyle ifade etmek isterim. Nasıl bir tehlike der? Bir pozitivizme Evet. doğru çıkan bir yol mu? Evet, biraz pozitivizme kaydırabilir bizi. Bu sizin açınızdan sorun olmayabilir bu arada. Yani hani benim pozitivizme mesafeli duruşum nedeniyle benim açımdan bir sorun. Ama yine de hani Umarım benim için de bir sorun olduğunu anlamışsınızdır yani, ben pozitif şaka sorular yapıyorum. yolladım size bilmiyorum ama Hayır yani hayır, benim için bir anladım sorun. onu. Teşekkürler. Yani mesele aslında epistemolojik özellikle de sizin ön yargı vurgunuz işte Gadamer'e işaret etmeniz de çok kıymetli gerçekten. Bunlar genellikle göz ardı ediliyor. O sınırlı nesnellik vurgunuz da boyutunuzu burada tutmak istediğinizi gösterdi aslında. Ama Emre Hoca'nın da sorusu hani yorum meselesine gidince ben de böyle minik bir hani oradaki kullanım üzerine yeniden bir düşünmeyi önermek istedim. Hani İngiliz devrimi örneğiniz üzerinden. Peki şeyi nasıl yapacağız? Yani mesela bu az önce söylediğim kolektif eylemler meselesinde 1848'deki insanların ne olmadığını ben biliyorum artık. Mesela bu pozitivizm mi bunu söylemek?
Yo, hayır, bunu Ontolojik olarak 1848'in ne olduğunu ben mesela bundan 100 yıl önceki tarihçilere göre daha iyi biliyorum. evet, yani bunu İlerleme var yani. Mesela tabii. ilerlemeyi söylediğimiz anda pozitivist olacaksak o böyle şey, yani bu postmodernizmin terörize ettiği bir ortam gibi geliyor bana bu. İlerleme Evet. var ve ben bunu size gösterebilirim literatürde. Yani gerçek bir ilerleme bu. Ama bu ilerlemeyi şu halde getirmek istemiyorum. Gelmez çünkü. Yani işte hakikatin artık künhüne vardık ve o da budur. Değil. Ama tarih bilgisinin bu ilerlemeci tarafını lütfen ıskalamayalım. Bu açıdan mesela fiziğe, kimyaya benzer bir yerdeyiz. Yani bugün mesela biyoloji 100 yıl önceki biyolojiden daha ileride. Biz de öyleyiz. Ama her alan böyle değil. Mesela felsefe alanı böyle bir alan değil. Yani şunu söyleyemiyoruz. Marx Aristo'dan sonra geldi diye Aristo'dan daha iyi bir felsefeci değil. Kesinlikle. Yaşar Kemal Shakespeare'den sonra geldi diye daha iyi bir edebiyatçı değil. Ama bugün Roma'yı çalışan bir tarihçi Edward Gibbon'dan daha iyi bir tarihçi. Daha zeki olduğu için değil. Başka sorularla, başka teorik modellerle biz yaklaştığımız için matematiğe fizik, yani matematiği karıştırmayayım. Biz felsefeden ziyade daha böyle doğa bilimlerine daha bir yakınız. Bu ilerlemeyi gösterebildiğimiz sürece ve gösterebileceğimizi iddia ediyorum. Ya her tarihçi kendi alanında bu ilerlemeyi gösterebilir. Bu kadar da postmodernlerden korkmayalım ya. İlerlemesi ilerleme, ne yapayım ya. Var. Hayatta bilgiyi biriktirebiliyoruz, ilerleyebiliyoruz. Yapıyoruz yani. Buna Zorluklarımıza rağmen yani. katılıyorum. Evet, buna katılıyorum. Benim aslında dikkat çekmek istediğim Pardon, şey, bir şey daha söyleyeyim bu tabii ilerlemeyle hocam. ilgili. Kitapta da bahsetmiştim. Yani mesela şöyle bir şey yapılamaz. Aynı şey müzik için de geçerli. Yani Beethoven Bach'tan daha iyi bir besteci değil. Daha kötü bir besteci de değil tabii. Yani bunlar Aristo, Marx, Beethoven, Bach, bunlar daha ilerden konuşuyoruz. Deha insanlar. Farklı alanlarda farklı şeyler üreten insanlar bunlar. Hiçbirimizin aklına şöyle bir şey gelmez. Ya şu Beethoven'daki şu mi fa yapsak çok daha iyi bir beste olur. Adamı döverler yani, değil mi? Ama biz kendimiz de bunu yapabiliyoruz. Ya oradaki mi değil fa olacak. Olursa daha iyi olur diyebiliyoruz. O yüzden bu alanlara benzemiyor tarihçilik. Doğa bilimlerine benziyor dediğim anda da bir pozitivist oluyor. O yüzden onu da demek istemem. Evet. Benim özellikle bu doğa bilimleri tartışmasına şimdi girmek istemiyorum. Ama hani bahsetmek istediğim şey, kavramın kullanımı bizim için bir sorun yaratıyor mu? Hani bunun üzerine düşünmek. Evet, Yani tabii. İngiliz deyimi hakikati ifadesinin kullanımı bizim için nasıl bir sorun yaratır? Çünkü hakikat çok yüklü bir kavram, çok büyük bir kavram. Sanki İngiliz deyimi aslında o olmuş bitmiş olayı göstermek bakımından daha küçük kalıyor. Onun yanına hakikati koyduğumuzda bir sorun oluşuyor mu? Hani benim problemim bu noktada aslında. Ona dikkat çekmek istedim. Ya ben bu kaygıyı ben de yaşadım yani ve böyle anlaşılabileceğini de biliyorum. Ama şöyle bir ukalalık yaptım yani. Ya ben böyle kullanıyorum. Hani bunun böyle bir şeyi varsa ne diyeyim? Telif eserlere gidip başvurmak ve bunun hakkını almak gibi bir şey. Onu düşünmedim. Yani benim kullandığım anlamıyla hakikat bence böyle bir şey. Ve dolayısıyla biliyorum felsefenin kullandığı hakikat bu değil. Teolojide başka türlü kullanılıyor. Kullanılabilir gibi geliyor bana. Yani benim için tanımlama önemli. Kapitalizm atıyorum sadece Marx'ın tanımladığı şekilde mi tanımlıyor? Brodel de tanımlıyor değil mi? Mesela yeter ki tanımlayın. Brodel tanımladığı anda kapitalizm 12. yüzyıldan başlıyor. Ama Marx'ın tanımıyla mümkün değil, 12'den başlatamazsınız. 16'dan başlatırsınız, 15-16'dan başlatırsınız. Yeter ki tanımımızı koyalım, hangi açıdan bu kelimeleri kullanıyoruz, hangi bağlamda kullanıyoruz. Bence ondan sonrası hani o immanent kritik dediğim, benim çok önemsediğim bir şey. Yani içeriden bir eleştiri yapmak lazım. Yani yazarın derdi neydi onu anlayacağız, o derdin içine gireceğiz. Ve o girdikten sonra diyeceğiz ki bir dakika bak burada ciddi bir hata yapıyorsun. Buradaki argüman temellenmemiş. Bence kıymetli eleştiri bu içeriden yapılan eleştiri olduğu için hani bu yazar hakikati nasıl kullanmış deyip de onun içinden eleştiri yapmak bana daha anlamlı görünüyor. Tabii ki Hakikatin haklısınız. doğru tanımı budur ki öyledir. Yani ona hiçbir itirazım yok. Ama daha yararlı olacak olan şey
Gerçekten içeriden eleştiriyi yapmak. Yani o dağ benzetmesine geri dönersen bizim memlekette şöyle oluyor tarihçilikteki özellikle. Yanlış yerden bakıyorsun. Ya sana ne? Yani yanlış yerden bakıyorsun ne demek? Ben buradan bakıyorum. Dolayısıyla beni eleştiriyorsan sen geleceksin benim bulunduğum yere. Benim bulunduğum yerden bakacaksın ve oradaki yanlışı söyleyeceksin. Buradan baktığında da şöyle bir problem var. Bak bunlar işte temellendirilememiş vesaire. Zor olan da budur tabii. Öbürü çok kolay. Yani işte ben bir Marksist bir derginin yazı kurulundaydım. Onlar tabii haklı olarak beni attılar. Ya atmadılar, nazik çocuklardı. Dolayısıyla adım var ama hani çok kimse kapımı çalmıyor. Mesela oralarda şöyle şeyler olurdu. İşte makale yayınlanacak mı yayınlanmayacak mı? Bir hakem, bir Marksist böyle bir argüman yapamaz. Ya niye yapamasın? Yani birisi Marksist diye Weber kullanamayacak mı? Onun derdine o sırada o Weber'in o söylediği daha iyi uyuyorsa o yazar onu kullanamayacak mı? Yani dolayısıyla böyle bir hani teori jandarmalarımız var hepimizin böyle omzunun oradan birisi geliyor abi bir dakika bu olamaz falan. Yani eklektisizm iyi bir şey. İyi kullanılırsa iyi bir şey. Eklektik olmak zorundadır zaten sosyal bilimci. Yani biz İbdacıcı değiliz ki hani bir yere bağlanacağız onun hepsi aynı şey. Ya problem neyse o problem uygun olan modeller bir şekilde geliştirilebilir diye düşünmek istiyorum yani. Biraz ferah feza bir şekilde. Evet. Haklısınız hocam, sağ olun. Şimdi bu son söylediğinizle ilgili aslında benim ikinci sorum da. Siz bu sınırlı nesnelliğe özellikle ve farklı perspektiflere vurgu yaptınız. Sonrasında da tarihçiler arasında bir uzlaşmadan bahsettiniz. Bu farklı perspektifler vurgusu öznellik nesnellik karşılığı üzerinden düşünüldüğünde acaba bir ideal olarak mı kalıyor? Yani Türkiye'deki tarihçilik örneklerinin üzerinden düşündüğümüzde bunun bir ideal olarak kaldığını söyleyebilir miyiz? O konudaki yorumunuzu özellikle ben merak ettim. Uzlaşmalar mı? Evet, uzlaşma ne derece olanaklı ya da ne derece mümkün? Yani bir kere tarih alanı çatışmaların alanıdır ve böyle de devam etmelidir de üstelik. Yani bu hakikaten ön açıcı, ufuk açıcı tartışmalar bunlar. Bir sürü alanda tarihçilerin yaptığı tartışmalar. O yüzden zaten teke indirilmesi zaten mümkün değil. Ama o uzlaşma dediğim alanlar hani elekten eleyebiliyoruz. Ve de bazılarını eleyemiyoruz. Yani o eleyemediklerimiz de bir uzlaşma. Yani elenmiyor işte. Bunlar kaldı eleğin üstünde. Evet ben bir Marksist tarihçiyim. Marksist bakışa biraz daha yakınım. Ama din savaşı diyenleri eleyemiyorum. Objektifli öyle yani. Dolayısıyla hani bu kalanlar üzerinde kalanlar kıymetlidir. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama burada da biraz pozitivist bir damar var gibi değil mi? Çünkü eleğin üzerinde kaldı falan gibi iddialı laflar ediyorum yani. Sınandılar ve elimine edinemediler yani. Çalıştık, yanlışlamaya çalıştık, beceremedim gibi. Ama yani Türkiye'nin yani geldiği nokta itibariyle tarihçiliğin artık çok daha gelişkin bir tarihçiliğimiz var hakikaten. Hele o genç yani artık benim kuşağım belki benim kuşağımdan biraz daha genç kuşak tarihçilerin yaptığı tarih çalışmaları gerçekten çok iyi çalışmalar yapılıyor yani. Ağırlıkta yurt dışından beslenerek yapıldı. Bunlar yani formasyonlarını yurt dışında aldılar. Onların katkısı oldu elbette. Ama sonuçta Osmanlı tarih yazımına büyük katkılar yapıyorlar diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Emre Hoca tekrar eli kaldırdı. Hocam buyurun. Sonra Agah başladı. Ben hocama teşekkür edemedim. Bir onun için el kaldırdım. Hocam açamadım sesimi, kusura bakmayın. Teşekkür ediyorum soruma vermiş olduğunuz cevaptan dolayı. Bir başka mesele hocam. Arzu hocamın bıraktığı yerden. Yani bir ilerleme var evet, ama aynı zamanda bir geriye dönüş de olabiliyor hocam. Mesela 2021 yılında Amerika'da Yale'den Alan Mikail Sel'in biyografisini yazdı. Biliyorsunuzdur, belki dikkatinizi çekmiştir. Bizim aslında tarihçilerin terk Neyin ettiği biyografisini yazdı? birinci Selim'in biyografisini yazdı Alan Mikail. Ve ciddi bir tartışma yarattı. Çünkü durduğu yer bizim terk ettiğimiz işte o büyük adamlar anlatısını tekrardan hortlatan bir yerdi. Biz artık işte tarihin, büyük adamların tarihi olduğuna inanmıyoruz. Buna çok tevessül etmiyoruz, ama işte sizin standart dediğiniz şeye çok uyan da bir tarihçi. Yani Yale'de sonuçta hoca çok iyi yerlerden yayın yapmış. Tarihçilik bilgisi noktasında da şüphe duymadığımız bir isim, ama
19. yüzyılda kalmış bir tarihçilik perspektifini tam da büyük adam perspektifini merkez alarak bir biyografi yazabildi. Bunu da iyi bir yayın evinden çıkardı. Daha sonra bir grup tarihçi ona dair ciddi anlamda bir eleştiri de yazdılar. Yani bizim terk ettiğimiz şeyler tekrardan gün yüzüne çıkabilir. İşte Fransız tarihçiliğinde uzun süre kavramı mesela bir dönem çok popülerdi. Daha sonra daraldı, mikro tarihçilik önem kazandı. Şimdi ise Braudel'in düşünemeyeceği tarzda bir uzun dönem meselesi Fransız tarihçiliğinde gündemi belirliyor. Yani Evet. buradaki biyolojideki ilerlemeyle, fizikteki ilerlemeyle bizdeki ilerleme biraz farklı. Mesela Gibbon dediniz. Ben bir Roma tarihçisi mi, Gibbon mu derseniz burada Gibbon'u tercih edebilirim. Çünkü belagatı çok güzel Gibbon'un. Yani dili kullanma yeteneği. Yani ben tarihten belagatı, edebi olanı, fiction'ı merkez alarak tarih okursam hiçbir Roma tarihçisi Gibbon'u bence geçemez. Şu anki çerçevede diyorum. Çünkü onun benim nazarımda çok önemli bir yeri var vesaire. Dolayısıyla burada neyi merkeze aldığımız, tarihten neyi beklediğimiz meselesi de bence çok önem arz ediyor. Aynı zamanda çok iyi tarihçilerimiz var. Yani kesinlikle bunu bence en iyi alanlarımızdan birisi tarih, yani bilim alanı içerisinde. Ama milyonlarca insan çok ciddi anlamda işte problemli isimleri okuyorlar. Mesela Tabii ki. kaç kişi Cemal Kafadar'ı okur mesela? Etemel'de mi kaç kişi takip eder? Hocam Ama Abdülhamit'in dizisi varken niye Etemel'de okuyayım yani? Diziyi seyreder şey yaparım tam da aslında sizin açılış böyle. konuşmanıza geliyorum hocam. Yani tarihle kurduğumuz hastalıklı ilişki aslında bizim hakikatle kurduğumuz ilişkinin bir tezahürü. Yani geçmişe dair biz hakikat üretebilme ihtimalimiz olduğunda aslında geçmişte hastalıklı bir ilişki kurmaya başlıyoruz. Ben naçizane şunu öneriyorum genellikle, yani bu tür konuşmalarda bu hakikatle bağımızı kopartırsak tırnak içinde tarihin bu tür bir kötüye kullanımının da önünü geçeriz. Çünkü Nasıl? tarihten, ya çünkü hocam bugün tarih, ya Abdülhamit dizisini yapıyor olabilmemizin koşulu bizim geçmişe bir şekilde hakikat temelinde girebileceğimizin varsayılmasıdır. Geçmişin doğru bir şekilde anlatılabilmesi ihtimalidir. Eğer geçmişe ulaşma ihtimalimizin olmadığı bir bağlam olsaydı, biz bu bağlama insanlara inandırabilseydik, geçmişte bu tür bir bağlantının kurulmasını bence önlerdik. Yani hakikat temelli bir tarih yazımı olduğu için, dolayısıyla aptal bir Abdülhamit imajı olduğu için dahi bir Abdülhamit imajını Peki Emre şeyi nasıl birileri bu sözleri mesela ben yani dersimle olsaydın bana nasıl yapacaktın? Yani boş ver kafaya takıyorsun orada bir hakikat yok diyebilecek misin yani? Niye bu kadar ısrar ediyorsun bizi dersim konuşturtmaya ya da işte Diyarbakır cezaevini konuşturtmaya çalışan bir Kürt'e nasıl diyeceksin demek istediklerini? ya şu şekilde söyleyeceğim hocam, Herkesin yani tarihi kendisine falan dediğimizde o insanlar buradan bir ferahlama duyacaklar mı? hocam şöyle söylüyorum genellikle. Bu soru geçenlerde de bana benzer bir şekilde soruldu. Şimdi sinemanın, resmin, edebiyatın hakikatle ilişkisi tarihin hakikatle kurduğu bir ilişki midir? Değildir, değil mi? Yani Değil. resimdeki hakikat ve tarihteki hakikat çok farklıdır. Resimde bir ressamın hedeflediği şey hakikat değildir. Evet. Sanattır, yorumdur, varoluşsal bir takım hikayelerdir vesaire. Hakikatsiz Bu resim arada yapabiliyorsa pardon, Hilmi Hoca'nın, Hilmi Yavuz'un bana söylediği şeyi söyleyeyim hocam. söyledim. Bir gün dedi ki, ya dedi hiçbir biyolog dedi çıkıp da dedi Picasso'ya dedi balık öyle değildir deme ukalalığını göstermezken bir tarihçi çıkıp da bir romancıya tarih öyle değil, o karakter öyle değil deme ukalalığını nasıl gösteriyor? Niye bir biyolog Picasso'ya böyle bir şey söyleyemezken tarihçi bir romancıya bunu söyleyebiliyor gibi şeyler. Bu edebiyat Şunu söyleme söylemek istiyorum dair hocam. Şunu ha? söylemek istiyorum hocam. Yani Evet. hakikatle bağlantısı olmaksızın biz tarih resmi üretebiliyoruz, sinemayı üretebiliyoruz. Bunu çok rahat hakikatsiz de dile getirebilir. Hatta daha da fazla dile getirebilir. Yani dersimliliğini merkeze alarak herhangi bir hakikat ulaşma kaygısı olmaksızın bunu yapabilir. Yani bunu sinema yapıyor, edebiyat yapıyor. Tarihçi de çok rahat bir şekilde bunu yapabilir. Yani Ama dolayısıyla Emre bak şöyle bir şey var. Yani benim birikimde yazdığım çok da hoşuma giden bir makalem vardı. Bu tanınma siyasetleriyle ilgili. Tanınma siyasetleri ve sol diye bir makale yazmıştım. Şimdi mesela Marx'ta olmayan bir şey bu tanınma. Hegel'de merkezi önemli ama Marx bunu dışarıda bırakmış. Çünkü o ayrı bir zaten her
İyi teorisyen böyle yapmak zorundadır. Her şeyi işin içine sokamazsın. Bir bölümleri dışarıda bırakacaksın ki mimari çatısı iyi çatılmış bir teorin olsun. Tanınma hikayesi dışarıda kaldı. Şimdi oysa Hegel için çok merkezi önemli. O da şu. Ben sizden bir tanınma talep ediyorum. Bireyler için de, kolektifler için de bu geçerli. Onurlu yaşam dediğim hikaye, saygın, onurlu yaşam benim kendi başıma kurabileceğim bir şey değil. Sizden gelecek o bana saygınlık. Benimle ilgili bir şey düşünürken ya Ferdan Hoca işte bir entelektüel diyeceksin, iyi Beşiktaşlı diyeceksin falan. Ben bunu sizden duymak istiyorum. Şimdi aynı şey Kürtlerin, Alevilerin, bütün mağdurların, Ermenilerin söylediği hikaye bu. Şunu diyemiyoruz biz onlara. Ya yaşadığınız işte hakikatler hepsi işte hakikat diye bir şey yok. Herkesin baktığı yer kendine. Oysa onların talebi bize. Bana burada bir mağduriyet yaşatıldı. Nesnel olarak yaşatıldı. Ve bunu tanıyın. Tanınma olmazsa o zaman işte insanlar öz saygılarını da kaybederler. Ondan sonra bambaşka mecralar açılır önlerinde vesaire. Yani o bambaşka psikolojik durumlara yol açar. Yani kendi aranızdaki arkadaşınızla konuştuğunuzu düşünün. Yani derdini anlatıyorsun. Arkadaşına ya saçmalama orada hiçbir şey yok. Oysa sen ondan bir tanınma bir derdinin tanınmasını beklerken böyle bir şeyle karşılaştığını düşün. Dolayısıyla bunlar bu kadar kolay üzerinden atlayabileceğimiz şeyler değil gibi geliyor bana. Orada canlı kanlı yaşanmış bir mağduriyeti var, vesairesi var. O insanlar aramızda falanken yani bunu bir edebiyat söylemi haline getirerek mesela edebi şeyimizi nasıl tartışıyoruz değil mi? Yani edebiyat biraz okuma zevki olan bir insan. Yani ne bileyim bunların hepsi çok özel değerlendirmeler ama hani herhalde Ayşe Kulin'le bilmem Orhan Pamuk'un arasında bir fark herhalde görecektir ya da nereden bileyim Enis Batur'u bilmem başka bir yerde değerlendirecektir falan ama hani orada böyle bir yaşanmışlık bunun çok daha iyi olur. Bu bir haz meselesi. Benim orada aldığım bir haz var. Ama tarihi o yüzden mesela sana katılamayacağım. Haz için okumamak lazım. Oysa profesyonelleştikten sonra senin dediğin doğru. O da önemli bir sorun. Tarihçiler eskiden iyi üsluplu yazarlardı. Gibbon onlardan biri. Keyif alınırdı okumalarında. Ama profesyonelleşmeyle birlikte katır kutur metinler yazmaya başladık. Hele bir de bizim Marksizm girdi falan. İstatistik tabloları, analizler bilmem neler falan kasmaya başladık. İyice zevksiz hale geldi iş. Ama ne yapalım? Yani burası haz alanı olmadığı için. Ben de mesela bu kitabı yazarken mümkün olduğu kadar konuşma üslubuyla yazmaya çalıştım. Edebiyattan yararlanmaya çalıştım. En nefret ettiğim şeydir o katır kutur hikayeler ama son tahlilde burası haz alanı değil. Ama ben Enis Batur'u okurken sadece haz için okuyorum. Ya oradan bir şey öğrenmek için okumuyorum ki. Ya dolayısıyla alanlar arasında bence bir tarihi ayırt etmek gerekebilir. Neyse diğer arkadaşların şeylerini Tamam ama hocam. Teşekkür dinleyeyim. ederim. Sağ Tamam. olun hocam. Evet. Hocam sırada Agah Enes vardı. Ona geçelim. Ses açabilirsin Agah. Erdem Hoca da vardı, onu da unutmayalım. Tabii Agah'tan sonra Erdem hocam. Herkese iyi geceler. Ferdan hocam selamlar. Selam Agah. Benim soracağım soru ilk başta değindiğiniz ve Emre Bey'in de bahsettiği durum aslında tarihle kurduğumuz hastalıklı ilişki. Buna daha ziyade bir örnekle girmek istiyorum. Erken Cumhuriyet'in ilk kuşağı ve Osmanlı'nın son kuşağının oluşturduğu metinlerdeki hem bir yandan cumhuriyetçilik hem bir yandan da daha doğrusu elit kesiminin Osmanlı soylarıyla övünmek, kimisini alıp kimisini almamak ya da kendi Neyle devrelerinin övünmek? Pardon. soylarıyla Ha soy. soyları tabii. Yani örnek veriyorum sandıkçı başı dedesi ve bundan övünüyor ama bir yandan da Osmanlı'nın kendilerini hor gördüğünü, bunun neticesinde yokluğa giden bir sürecin başladı ve Cumhuriyet'in yani Mustafa Kemal'in onları kurtardığını söylüyor. Klasik bildiğimiz anlatı. Buna dair daha evvel yaptığınız gözlemler var mıydı? Yani bu literati sınıfının, erken Cumhuriyet'in literati sınıfının yazdığı lokal tarih kitaplarından vesaire. Bunu öğrenmek isterim. Hem de birazcık da konuştuklarımızı örneklendirmiş oluruz diye düşünüyorum. Ya. Teşekkürler. Maalesef. Bilmediğim bir alanda konuşmayayım yani. Bir şey söyleyemeyeceğim. Ama hani seçmeci bir şekilde zaten yaklaşmak
İşte herkesin yaptığı ve tarihin suistimalinin ana meselesi zaten bu. Hani neyi dışarıda bırakıyorsun, neyi içine katıyorsun. Şey örneğini veririm ya, bu Taksim Meydanı'ndaki anıt, Milli Mücadele Anıtı. Mesela orada neler dışarıda, kimler dışarıda, kimler içeride. Hesapta Milli Mücadele Anıtı, orada bir tek İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak var yani Mustafa Kemal'in dışında. Yani ne Refet Bella var, ne Rauf Orbay var, ne Ali Fuat Çebesoy var. Hiçbiri yok. Dolayısıyla hani bir anlatıda neyin olmadığına bakmak da önemli. Neyin olduğu kadar neyin olmadığına bakmak da önemli. Hani şeyin, tarihin ilk Photoshop'ını yapan adam Stalin'dir ya, hani Troçki'yi uçurmuş resimden Lenin'in fazla yakınında, oysa olmaması gerekiyor. Dolayısıyla adamı kesip aldılar oradan, fotoğraftan falan. Dolayısıyla evet, ama onun şey, yani esas soruna dair bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Teşekkürler hocam. Erdem hocam, sesinizi açabilirsiniz. Tamam. Çok teşekkürler. Herkese merhaba. Hocam merhaba. Selam Erdem. Bilgisayardaki bir problem yüzünden kamerayı açamıyorum. Kusura bakmayın. Güzel. Ya şimdi benim sormak istediğim soru da bu tartışmalı hakikat kavramıyla ilgili. Yani aslında tarih yazımının tarihinde önemli bir yeri olan bu kavram. Dolayısıyla yani belki doğrudan onun tarihçesinin de izlenmesi gereken bir kavram. Doğru. Biraz son zamanlarda üzerine çalıştığım bir şey üzerine çalıştığım şeylerle de ilintili. O nedenle soruyorum. Yani şimdi son zamanlarda özel olarak Osmanlı Türk tarihçiliğinde genel olarak da tarihçilikte kritik kavramın, tenkit kavramının ortaya çıkışı ve gelişimi üzerine çalışıyorum. Bir yandan da çalıştıkça da şaşırıyorum. Bunun tarihçesine ilişkin literatürdeki, Türkçe literatürde zaten bir şey yoktu, İngilizce ve Fransızca literatürlerdeki boşluğa ilişkinde. Genelde hani Ranke'nin adıyla özdeşleşen yani devrim şey diyebiliniyor ya işte bundan sonra tarih yazımı arşiv kaynaklarına dayalı olacak. Halbuki ondan ibaret bir şey değil. Arşiv kaynaklarının kritik analizine dayalı, Evet. analizine dayalı bir alan ve faaliyet olacak. Neyse çok uzatmayayım. Yani bunun bu kritik kavramının, tenkit kavramının hakikatle, tarihsel hakikatle doğrudan ilişkisi var. Zira o tarihteki hakikati, tarihsel hakikati, tarihin hakikatini 19. yüzyıl tarihçilerine göre biricik olan, bugün biricik değil, bugünkü tarihçilere göre doğal olarak biricik değil ama 19. yüzyıl tarihçilerine göre biricik olan hakikate ulaşmanın yegane yolu bu şey, ne de Tenkit. evet, Evet. tenkit belgelerin kritik analizi. Hı. Şimdi dolayısıyla yani sormak istediğim şey bu. Bugün evet tarihin hakikatleri söz konusu. Sizin de altını çizdiğiniz gibi kitabınızda yazdığınız gibi. Fakat bu 19. yüzyıl akademik tarihçiliği için böyle değildi. Yani o Değil zaman tabii. Yok. tarihsel hakikat söz konusu. Ve o hakikate ulaşmanın yolu da işte belgelerin kritik analiziyle çalışılmasıydı vesaire. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Yani bu tarihte hakikat, tarihsel hakikat nasıl şekillikten böyle bir çoğulla yani tarihte hakikatin değil de hakikatlerin söz konusu olduğu tarihçiliğin gündemine, modern tarihçiliğin gündemine yani ne zamandan itibaren nasıl, hangi tartışmalar sonucunda yani bunu sormak istiyordum. Evet. Yani sen daha fazla katkıda bulunabilirsin bu meseleye tabii, ama şimdi 19. yüzyılla ilgili herhalde şunu söylememiz lazım. Senin benden daha iyi bildiğin gibi çalışmaların zaten o. Mesela şöyle bir durum var. Biz nesnellik iddiasını, hani ben kendi payımı korumaya çalışıyorum dedim. Hiç korumayalım diyen kendi aranızda, yani burada da çok değerli konuşmalar da yapıldı. Bir sürü tarihçi de
Bunu söylüyor ama ben kendi payıma bunu korumaya çalışıyorum, nesnelliği. Peki 19. yüzyıldaki tarihçiler hepsi nesnel bilgi peşindeydiler. Orada hiç böyle bir tartışma yoktu. Nesnelliği nasıl algılıyorlardı? Devletin perspektifine yaklaşırsak objektif bilgiye ulaşırız diye algılıyorlardı. Ya bugün bizim tüylerimizi diken diken edecek bir şey orada nesnelliğin tanımıydı. Neden öyle? Çünkü devlet o parça parça yerel otoritelerin görebildiği hakikati çok daha yukarıdan makro bir perspektifle hakikati görebilir. Ve dolayısıyla devletin perspektifine ne kadar yaklaşırsak objektifliğe de o kadar yaklaşırız. Dolayısıyla o insanlar için devletlerini savunmak, o argümanları aynen kabul etmenin hiçbir şeyi yoktu. Mesleki bir problemi yoktu. Tam tersine özellikle uğraşıyorlardı oraya yaklaşabilmek için. Dolayısıyla nesnellikte anlaşıyoruz hani onlarla, ama o nesnelliğin tanımı, içeriği bambaşka. Tenkit meselesine gelince bu yani senin soruna yanıt olur mu bilmiyorum. Fakat şöyle bir durum var. Şimdi biz eleştirel tarih yapmak istiyoruz. Tamam. Critical bir tarih yapalım. Ama eleştirelliğimizi hangi açılarda ve ne zaman ve ne kadar göstereceğiz? Yani sonuçta biz bir yargıç değiliz. Habire yargı dağıtmıyoruz. Ve de hani en basitinden çok karikatürize bir örnek vereyim. Yani bir köle sahibini herhalde köle sahibi olduğu için eleştirmeyeceğiz, değil mi? Yani ya bu insanlığa sığar mı bu kölelik? Sen, çünkü köle bir insan değil yani. Köle subhuman bir kategori. Şimdi bir yandan tarihçinin anlamak ferşteyen derdimiz var. Bir yandan belgelerin esiri olmayıp eleştiriyelliğimizi koruma gibi bir derdimiz var. Ve bu eleştiriyelliği ne kadar ve nerelere kadar götürebiliriz? Bilemiyorum. Benim bir tek hani kitapta da bahsettiğim bir bölüm var. Hani sizlerin de görüşünü almak isterim. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle bir şey yazmıştım. İşte bilimsel devrimler sırasında kadınlar bilim yapmaya uygun değildir. Çünkü kadınların beyni erkeklere göre daha küçük ve daha yumuşaktır. Şimdi bunu eleştirmeye ne zaman başlayabiliriz? Yani bu bir zihni kalıp, kadınların kendisi de böyle düşünüyor. Dolayısıyla bunu dillendiren bir kişinin ya da bir grubun eleştirisi ne zaman mümkün hale gelir? Hani benim bulabildiğim şöyle bir şey. Mesela Descartes'in bir izleyicisi çıkıp diyor ki zekanın, aklın cinsiyeti yoktur. Şimdi bu, ben tırnak içinde diyeyim, tebliğ edildikten sonra bu hakikat, yani akılla cinsiyet arasında bir bağ yoktur tebliğinden sonra da bu domuzluğa devam ediyorsan critical bir perspektif ona dair geliştirebiliriz. Ama bu daha tebliğ edilmediği dönemlerde bu söylendiğinde kendimizi dizginlemeliyiz eleştirirken gibi bir yaklaşımım var. Bilmiyorum ne dersiniz yani. Bu eleştiriyelliği hangi açıdan ve ne kadar ilerletmeliyiz meselesi. Teşekkürler hocam. Büşra Nur'un bir sorusu var. Ses açabilirsin Büşra. Teşekkür ediyorum. Ferdan Hocam çok teşekkür ederim. Kitabınızı 2021 yılında almıştım. Altını çize çize okuduğum bir Ben de kitap. güzel. Yeniden dönmek keyifli oldu. Teşekkürler. İçeriden eleştiri yapmak, baktığımız şeyi, inceleme nesnesini, tarihçinin maharetini ne ölçüde bırakabileceğimiz üzerine düşündürdü beni. Biraz da kitapta açmadığınız pek, yani patikaya bağımlılık kavramı vardı. Çok yaratıcı bir tabir tabii. Oradaki olumsallık ya da önceden belirlenmişlik. Bunlar üzerine de dinlemek istiyorum. Ben bir tarihçi değilim açıkçası ancak yolum hasbelkader tarihle kesişti bir süredir. Tarihçinin neyi yaptığı üzerine konuştuk. Ben biraz da soruyu tersinden sormak ve neyi yapmadığını tarihçinin kavramak isterim. Yöntem hususunu farklı bir alandan bir örnek sunarak soru yönelteceğim müsaadenizle.
Bundan bir 8 yıl önce taze psikoloji mezunuyken daha iyi bir klinik tecrübe elde etme amacıyla bir süre bir ruh sinir hastalıkları hastanesinde araştırma yürüttüm. Ancak temel amacım dediğim gibi psikolojik bilgide uzmanlığımı ilerletmekti. Ancak süreç içerisinde oraya gidip gelirken yani duvarların ardına geçtiğimde orada gözlemlediğim sahneler beni orada olan bitenin bireylerin yalnızca klinik durumlarından veyahut benlik süreçlerinden ibaret olmadığını düşünmeye yönlendirdi. İşte orada bir kurum vardı, bu kurumun yaptırımları vardı. Kurumun disipliniyle bireylerin arzuları arasında bir gerilim ve çatışma vardı. Bunun yanı sıra toplumun genelinin deli olarak tanımladığı ve pek de makul bulunmayan, irrasyonel eylemleri olduğu düşünülen insanlar duvarların ardında kurumun yaptırımlarını aşabilmek için son derece rasyonel planlamalar yapıyordu. Öyle ki Oradan antipsikiyatriye bile gidersin artık. tabii Evet. ve öyle ki deli ifadesi üzerine mesela toplumun yaklaşımının idrakinde olup yani bu tanımlama üzerine şakalaşabiliyorlardı tıpkı zenciler gibi yani. Ancak yani orada olan biteni yani o insan topluluğuna dair bütün bu olanları fark etmek için psikolojiden biraz bağımsızlaşıp sosyoloji alanının bilgi işleme prosedürlerine sahiplenmem gerekti. 2,5 ay kadar onlarla birlikte orada yaşamam gerekti. Onlar arasında onlardan biriymiş gibi davranmam gerekti ve bütün bu böyle bir yöntemi kaçtıktan sonra bunlara vakıf olabildim. Ve bu şekilde çalıştığımızda işte hem Durkheimci önceden belirlenmişliği hem de işte Giddens'ci bir yaklaşımla örneğin aktörlerin o belirlenmişliği aşma durumlarını kabulleniyoruz ve bu sayede de bir örüntü keşfediyoruz aslında. Yani yaptığımız iş örüntü, nedensel bir anlamda da işte olumsallık görebilmek. Çünkü veri analizi için elimizde bir olaylar istikrarı gerekiyor. Ancak biliyoruz ki tarihçinin katılımcı gözlem imkanı yok. Peki benim sorum da şurada, yani tarihçinin olan bitenle kurduğu ilişkiyi bir veri analizi çabası olarak mı ele alıyoruz? Yani temelde inceleme nesnesini konuşturmak mı bizim meselemiz? Yoksa tarihçinin kavrayış ilişkileri üzerinden işte Peçevi böyle bir kavrayışa sahipti, Naima böyle bir kavrayışa sahipti ya da işte siz bir Ferdan Ergut olarak işte hakikat tabiri üzerine söylediğiniz yorum böyle bir kavrayış ortaya koyuyorum ve bu kavrayışı bu alana bırakıyorum ki birileri de bu kavrayışı incelesin. Yani temelde tarihçi için bu şekilde bir yöntem üzerine konuşmak mümkün mü? Yani tarihçi bunu yapmaya giriştiğinde tıpkı katılımcı gözlemcilik gibi sınırları, ilkeleri nasıl yapılacağı belirli, üzerine konuşulabilen bir yöntemden bahsedilebilir mi? Böyle bir pratik var mı? Yoksa yani tamamıyla tarihçinin maharetine, dürüstlüğüne, bilgisinin genişliğine, bazen işte ben anlatıları var artık. Yani psikanalist gibi bazen işte bir toplumun, geçmiş toplumların yerli tabirleri üzerine giderek bir antropolog gibi, bazen bir sosyolog gibi teorik geçişler ve kaçışlar yaparak yöntem aşıran bir kişi midir tarihçi? Yani düzenliliklerle, istikrarla, belirlenmişliklerle nasıl bir ilişki kurar tarihçi? Bunu merak ediyorum. Teşekkür Evet. ediyorum. Ne sıkı ve zor sorular geliyor ya. Yani örüntüler, hani kitapta bir alt başlık zaten. Hani örüntüler var. Örüntüleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Şöyle bir şey yalnız. Mesela şimdi bir Fransız devrimine giden süreci düşünelim. O Fransız devrimine giden süreç, şimdi biz tarihçiler bunu tabii kitaba koyduğumuz anda düz bir çizgi olarak anlatıyoruz. A, B oldu, B'den sonra C oldu, D oldu ve 1789 Fransız devrimi oldu. Başlangıç noktamızı kendi meşrebimizce seçiyoruz ve oradan sonra alıyoruz. Bir düz çizgi halinde ilerliyoruz. Şimdi bu tabii yalanın dik alası. Yani hayat böyle bir düz çizgi üzerinde ilerlemiyor. B'den önce A oldu ama biliyoruz ki B'den önce o A'nın olduğu noktada zaten milyon tane olay oldu. Yani biz o milyon tane olayın içinden A'yı seçiyoruz ve A'dan B'ye gitmeyi tercih ediyoruz. Ve bu da sanki doğal olarak öyleymiş gibi okura sunuyoruz bile üstelik. Tek derdimiz okuru ikna etmek olduğu için.
Ama hayat böyle değil. Şimdi zaten postmodernizmin geldiği yerde, vurduğu yer burası. Orası haklı bir zeminleri var. Böylesi bir düz çizgi bütünle tarihçinin inşasıdır. Bunu kendisi kuruyor, kurguyor. Bu bir kurgudur. Doğru. Kurgudur ama ben yaptığımız işin yarısının kurgu, yarısının da hakikat olduğunda ısrarcıyım. Şöyle bir şey yapmıştım kitapta, kafamda görselleştirmeye çalıştım. Şimdi böyle bir yumak şeyi düşünün. Bu yumağın bir ucunda, o kürenin ucunda Fransız Devrimi var. Şimdi bu yumağın içinde biz kendimize bir yol çiziyoruz. Böyle bayağı engebeli falan bir yol. Ve buradan hani iyi bir tarihçi böyle engebeli yoldan çizer zaten. Yani şöyle gitmez. Çiziyoruz ve Fransız Devrimi'nde bitiriyoruz. Ama şunu bilmeliyiz ki, ve biliyoruz aslında, bazen çaktırmıyoruz, bazen bunu okura söylemiyoruz. Fransız Devrimi'ne tek bu yoldan, bu güzergahtan gidilmeyebilir. Bambaşka bir güzergah da seçerek Fransız Devrimi'ne gidebiliriz. Dolayısıyla tarihçinin hani pozitivizmden neden bütünüyle uzak olmasının gerektiği zaten budur. Yani pozitivizm bize bütünle yabancı bir şey yani. Çünkü çok farklı güzergahlardan da gidilebiliyor. Fakat yine o gerilim alanına geliyoruz. O güzergahlar sonsuz sayıda değil. Her güzergahtan oraya gidilmez. Gidildiğinde onun yanlışlanması mümkündür. Yani o yanlışlama şeyini ayakta tutmayı önemsiyorum. Ama sonsuz sayıda da değil. Ben ana meselem müzakere. Yani ben müzakereye sunabilirim nedenselliklerimi. Fransız devrimine giden nedenselliğimi bir başkasına, başka bir tarihçiye sunabilir. O rasyonel alanı karşılıklı kurabilirim. Buna inanıyorum. Ve yapıyoruz da zaten. Yani pratiğimiz de zaten böyle. Dolayısıyla orada bir karşılıklı konuşma alanı oluşturacağız. Demek ki bir biçimde bir evrensel bir alana dair bir şey konuşuyoruz. Ya yani bu inancımız varsa, o müzakere edebileceğimiz rasyonel bir zemin kurabilme fikri ve zaten pratiği belirli düzeyde bir evrenselliğe işaret eder. Yani evrensel bir kavramsal bir aparatımız var. O kavramsal aparatı birbirimize aktarabiliyoruz. Hiçbirimiz şunu demiyoruz. Ya ben Türk tarihçisiyim, sen de New York'ta yaşayan bir Amerikalı tarihçisin. Fransız Devrimi üzerine anlaşamayız demiyoruz. Konuşuyoruz ve anlaşıyoruz ya da anlaşamadığımız alanları tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla bu rasyoneliteyi ben elde tutmak gerektiğini düşünüyorum. Bir, ikincisi hani sizin mesleki olarak yaşadığınızı ben de mesleki olarak yaşadım. Zaten hani sosyoloji başta olmak üzere diğer alanlardan yararlanmayan bir tarihçiliğin hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ve vice versa. Yani tarihten yararlanmayan sosyolojinin de çok anlamsız bir iş olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hep söylediğim hikayedir. Yani tarihi sosyal bilimselleştirmek lazım, sosyal bilimleri tarihselleştirmek lazım derken bunu söylemeye çalışıyordum. Dolayısıyla elbette onların çok büyük katkısı olacak tarihte. Oldu zaten. Yani tarihçiler bugün daha gelişkin tarihçilerse, hani daha akıllı olduklarından değil, bunlardan artık farklı disiplinlerden alıyoruz. İşte Braudel'i gördük, Marx'ı gördük vesaire falan ve dolayısıyla o farklı disiplinlerin arasında dolaşıyoruz. Ve fakat tarihsel sosyolojiyi önemsemem de buradan kaynaklanıyor. O sizin söylediğiniz hani öbür taraflara gidip öbür disiplinleri yağmalayan bir tarihçiliğe de ihtiyacımız yok. Ama teoriyi gidelim, sosyologdan alalım, gelelim, kullanalım değil artık. Mesela tarihsel sosyoloji o teorik genellemelere de kendisi varıyor artık. Yani bir taşere etmiyor işi. Eskiden çok parazitik ilişkileri vardı. Sosyoloji gelirdi, ihtiyacı olan belgeleri, bilgileri tarihçiden alır, giderdi kendi evine ve orada işte o teorileri zaten onlar biliyor. Araya dolgu malzemesi olarak tarihi kullanırdı. Tarihçi de bir şekilde model teori falan istiyorsa gider sosyoloğun evini yağmalar, ondan sonra alır o teoriyi kendi şeyinde kullanırdı falan. Artık oraları aştık. Şimdi yani teorinin ya da model geliştirmenin örüntüleri tespit etmenin öyle sosyologlara ya da başkalarına bırakılacak kadar önemsiz bir şey olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla o alanlarda da tarihçiler ağırlıklı olarak aslında tarihsel sosyolojinin etkisiyle teori kurmaya falan da başladılar. Dolayısıyla bu intersiplerlik benim için zaten hani vazgeçilmez bir şey. Yine
Hani şeyden de örnek verebiliriz herhalde. Psikolojinin neydi sizin o 1000 küsur sayfalık kitabınızın adı? Bütün tırnak içinde hastalıkların olduğu kitabın adı. Amerika'da üretilip her yere yayılan. Evet. DSM hocam. Ha, tamam. Onun 50 yıl öncekinde biliyorsun, benden daha iyi biliyorsundur. Yani orada eşcinsellik vardı madde olarak. Yani şimdi dolayısıyla bir yandan da bu var. O yüzden o mesela gelecekteki tarihçilerin nasıl düşüneceğini de bilemiyoruz. O bilinemezlik alanını da tutuyorum. Eşcinselliğin hastalık olarak düşünüldüğü bir dönem yaşandı. Oradaki psikologları suçlamanın bir gereği yok. Ama şimdi o yapıldığında, o da bir, az önce söylediğim o tebliğ meselesine getiriyor beni. Şimdi yapılırsa o bir sorun. Dolayısıyla o zihni kalıplar nasıl evrilecek, nereye doğru gidecek, onu da tarihçilikte bilemiyoruz. Bir de tarihçiliğin şöyle bir hilesi vardır. Biz ne olduğunu biliyoruz zaten. Size bilmiyormuş gibi yapıyoruz. Yani 1917 Ekim devriminde ben zaten 1917'de Bolşeviklerin iktidara geldiğini biliyorum. Ondan sonra kurguya başlıyorum anlatmaya. Ve tek derdim okur kitabın sonunda şuna ikna olsun. Ya bu yoldan tabii ki Bolşeviklerden başka kim iktidara gelebilirdi? Biz size dedirtmeye çalışıyorum. Zaten bildiğim mesele. Sonucunu bildiğimiz şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu işte şey hindsight diyorlar. Yani sonucu bildiğini anlatıyorsun. Peki de şöyle şeyler de oluyor tabii. Mesela biz şimdi ulus devlet çağında yaşıyoruz. Biliyoruz ki bu Fransız devrimiyle başlayan bir şey. Dolayısıyla benim gibi o dönemleri çalışan, işte modern dönem çalışan tarihçiler şöyle bir ukalalıkla davranabiliyoruz. Yani bugünümüzü kuran esas hikaye Fransız devrimidir. Çünkü ulus devlet çağındayız. Ama atıyorum bundan 50-100 yıl sonra medeniyetimiz şehir devletleri medeniyeti olursa pekala olabilir. Demin bir arkadaşımız dedi ya geriye dönüşler evet mümkün. Şehir devletleri medeniyeti haline gelirsek yani İstanbul nihayet hedefine ulaşır ve bizim bütün hepimizden kurtulursa Ankara'dan oradan buradan ve kendi şehir devletlerini kurarlarsa falan o zaman ne olacak? Birden tarihçiler hiç utanmadan sıkılmadan şey demeye başlayacağız. Bir dakika Fransız devrimiyle başlayan dönem anlamsız bir parantezdi. Esas başlangıç noktamız Rönesans dönemidir. Medeniyet Rönesans'la başlar çünkü şehir devletleri o dönemden. Dolayısıyla bir yandan da hani bütün açıklamamızı birden anında değiştirebiliyoruz. Hem o yüzden gelecekteki zihni kalıpları bilmiyoruz, gelecekte sürecin nereye doğru evrileceğini de bilemiyoruz. Bu belirsizlik alanlarını da hani bir pozitivist gibi sıfırlamanın bir anlamı yok. Çünkü belirsizlik alanları gerçekten belirsizlik. Dolayısıyla böyle bir şeyler düşünüyorum ama hani yine soruna ne kadar yanıt olduğunu tahmin edemiyorum. Bir eklemek istediğim bir şey varsa. Nazım. Teşekkürler hocam. Çok kıymetli bu katkınız. Teşekkür ediyorum. Hocam özür dileyerek sormak zorundayım. Saat 11 oldu. Bir sesli soru var Ümit Katrancı hocanın. Bir de chatte iki soru var. Ümit'in sorusunu da alalım tabii. Tamam. Hocam buyurun sesinizi açabilirsiniz. İyi akşamlar. Sesim geliyor umarım. Evet. Geliyor. Geliyor. Erdoğan hocamı yıllar sonra görmek benim için tabii müthiş oldu. Ama ben seni göremiyorum. Hocam kameramı açmayı Peki. deneyeceğim. Tamam. Bir saniye. Şuradan herhalde görebilirim. Bakayım. Bir problem var hocam Tamam. telefonumda. Sorun Telefonumu değil. yeni değiştirdim. O yüzden pek kullanmayı bilmiyorum açıkçası. Tamam. Onunla alakalı. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Ferdan hocam aslında benim soracağım soruya az önce güzel bir giriş yaptı. Ben onun üzerinden devam etmek istiyorum. Şöyle 2019 yılında Türkiye'de bir sempozyum yapıldı. Tarih sempozyumu. Tarihçilikte disiplinler arasılık fırsat mı sınırlılık mı başlığı altında. Hocam biliyorsunuz muhtemelen Ahmet Şimşek danışmanlığında. Yani kendisi çok fazla bu konuda sempozyum yapıyor ve o sempozyumdan bir kitap çıktı. O kitabı okurken şöyle bir bilgi bir tartışma gördüm aslında Türk tarihçiliğinde. Yani tarihçi hocalarımız hep şunları söylemişler. Demişler ki ya bu biz tarihçiler olarak işte diğer disiplinlerden sürekli yararlanıyoruz. İşte tarih işte sosyolojiden yararlanıyoruz, işte psikolojiden, iktisattan ve benzeri alanlardan yararlanıyoruz durmaksızın. Haklı olarak
Şunu söylüyorlar. Acaba bu yararlanma çabası, yani tarihin diğer disiplinlerden yararlanma çabası, tarihin içinden doğan bir ihtiyaç değil de daha çok diğer ne diyelim disiplinlerin ihtiyacından doğan bir şey. Dolayısıyla tarih biraz daha merkezileş, yani merkezsizleşmiş olmuyor mu sorusunu çok soruyorlardı. Aslında ben sizin hani az önce de kendiniz de söylediniz. Tarihin sosyal bilimselleşmesi noktasındaki görüşünüzü biliyorum ama burada tarihe not düşmek adına en azından bir kayıt altına alınması bakımından önemli olduğu için ben görüşünüzü daha net ve spesifik olması açısından soruyorum. Yani tarihin diğer disiplinlerle birlikte eş güdümlü ve ne diyelim eş zamanlı olarak ilerlemesi tarihi merkezsizleştirir mi ya da tarih olmaktan çıkarır mı diye sorayım. Vallahi Ümit, umarım merkezsizleştirir. Yani umarım hepsi yok olur gider. bir şey çıkar yani oradan. Çünkü son tahlilde bana şöyle geliyor bu iş. Yani hepimiz insana dair bilgi üretiyoruz. Diğer disiplinlerde biz de. İnsan tecrübesine dair bir bilgi üretiyoruz. Şimdi insan tecrübesini de şöyle bir şey değil yani. Bir insan işte sabah 10'da kalkıyor, 10 ile 12 arası sosyolojik bir hayat yaşıyor. 12 ile 2 arası biraz politik takılayım, siyasi bir hayatım olsun. 2 ile 4 arası da ekonomi yapayım falan diye bir hayatımız yok. Hepsini birden yapıyoruz. Şimdi dolayısıyla zaten ihtiyaç belli. Hani buraya nasıl ulaşabiliriz ayrı bir hikaye ama şöyle de bakalım. Şimdi bu yapı meselesine geliyor. İnsan tecrübesini belirleyen şeylerde elbette birincisi insan tecrübesinin kendisi. Dolayısıyla özgür iradesi var mı yok mu? Nörologlar falan çok tartışıyor ama bence tarihçinin hani ondan vazgeçebileceğini düşünmüyorum. Elbette bir özgür irade var, insanın niyetleri var vesaire. Ama bir de insanın fark etmediği, içinde yaşadığı yapısal koşullar var. Şimdi eğer insanın içinde evrildiği, dolaştığı yapısal koşul var ise tarih sosyal bilimselleşmek zorundadır. Yapılar da çünkü tarih yapar. Sadece insanlar tarih yapmaz. Coğrafya tarih yapar, iklim tarih yapar, kurumlar tarih yapar. Bunlar tarih yapıyor. Yani insan dediğimiz belirli kurumların içindedir, ailenin içindedir, hapishanenin içindedir, fabrikanın içindedir, okulun içindedir. İnsan dediğiniz belirli inanç yapılarının içindedir, bir dinin içindedir, bir ideolojinin içindedir. İnsan dediğiniz belirli bir üretim sisteminin içindedir, onun içinden üretir, belirli bir biçimde üretir vesaire. Şimdi bunlarsa eğer, bunların hepsi sosyolojik ve iktisadi kavramlar. Onları bilmeden, oraya dair o vukufu geliştirmeden o insanın neden öyle düşündüğünü nasıl anlayacağız? Yani çünkü bizim toplumsal ilişkilerimizdir bizi belirleyen. Tilly'nin hep hayat boyu, akademik kariyeri boyunca vurguladığı şey budur. Birey diye bir şey yok, ilişki var. O bireyi, ferdanı ilişkiler kuruyor. Dolayısıyla o ilişkiler de çok başka ilişkiler. Benim öğrencilerle ilişkimi herhalde sevgilimle olan ilişkimi karıştırmayacaksınız herhalde. Yani sizlerle olan ilişkime bakıp daha bu herhalde kızıyla da ya da sevgilisiyle de böyle bir ilişki kurmuştur falan dememeniz beklenir. Biraz aklı başında insansanız yani. Ya da bu herif Beşiktaş tribününde nasıl davranıyordur da dair hiçbir bilginizin olmaması gerekir beni orada gözlemeden önce. Dolayısıyla bunların hepsi benim girdiğim ilişkilerdeki farklı veçelerim benim. Dolayısıyla o ilişkilerin dinamikleri, o toplumsal ilişki dinamikleri beni belirliyor davranışlarımı. Dolayısıyla bunlar da benim niyetimin dışında oluşan şeyler. Kafamın arkasında bir yerlerde kurulmuş bu ilişki biçimleri. Dolayısıyla onların farkına varmamız lazım. Yani yapılar da anlatıya gelmiyor. Dolayısıyla klasik tarihçiliğin araçlarıyla yapılabilecek bir şey değil. Bir öznenin yapıp ettikleri anlatıya gelir. Onu hikayelendirebilirsiniz. Ama dini nasıl anlatıya dökeceksiniz? İdeolojiyi nasıl anlatıya dökeceksiniz? Bir fabrika sistemini nasıl anlatıya dökeceksiniz? Sanayi devriminin anlatısı olur mu? Nasıl anlatıya dökeceksiniz sanayi devrimini? Dolayısıyla bunlar olmadan, bu yapısal bağlamlar olmadan ben tarihçinin olabileceğini düşünmüyorum zaten. Zaten işte bu modern tarihçiliği de belirleyen esas olarak bu yapısal bağlamların öne çıkmasıyla başladı bu işler.
diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim hiçbir hani korkum yok. Fakat tabii diğer sosyal bilimleri korksun. Onlar fazla prezentesi olmaya başladılar. Hani tarih bilgisi onlar için sanki epistemolojik olarak anlamlı bir bilgi biçimi değilmiş gibi bakıyorlar. Gelip işte dolgu malzemesi olarak kullanılıyor. Orada da büyük problemler var. Yani ben işte bir sosyologlara bir konuşma yapmıştım. Onlara hani böylesi bir sosyolojinin ne kadar anlamsız olduğu üzerine konuşmaydı. Ama tarihçilere yapsaydım bambaşka bir şekilde aynı şeyleri söylerdim. Öylesi bir tarihçiliğin ne kadar anlamsız olacağına dair konuşurdum. Dolayısıyla yani tarih bence daha yeni, yani bu şekilde kimliğini buluyor. Bırak bence merkezsizleşmeyi. Esas bir anlamı olacaksa buralarda çıkacak gibi geliyor bana. Ama ben de tarih eğitimi görmüş bir tarihçi değilim sonuçta. Ben de anlamış olacağınız üzere ben iktisat mezunu bir adamım yani. Dolayısıyla bunları söylemek biraz daha kolay geliyor olabilir bana. Teşekkürler hocam. Yani sizi de çok fazla yormak istemiyoruz çünkü 11 gibi söz vermiştik. Chat'te iki soru var ama aşağı yukarı diğer sorularla toplayınca sanki cevapladınız gibi. İdeoloji ve şahsi kanaat sorusu sorulmuş Öyle ve olsun lütfen. evet tarihçinin çöp karıştırma görevi üstlendiği gibi bir soru sormuş. Onları cevapladığınız gibi. Başka soru yoksa yavaş yavaş aslında kapatabiliriz. Çünkü 11'de geçtik. Eren şurada hocam, Tabii. Arda Gözen'in hocam tarihçiliği bitmiş olan, rafa kalkmış olan dediniz. Onu bir soralım. Yani hocam 5 dakika daha istiyor hocam. Müdahale ettim, kusura bakmayın. Çünkü ne zamandır insanlar bekliyor. 5 dakika daha varsa çok mutlu oluruz hocam. Peki. Bir soru mu var? Soru. Chatten hocam. Chatten bakabilirsiniz hocam, çok mutlu olur. Ben de okuyabilirim diğer katılımcılar için. Bakayım. Tarihçiliğe bitmiş olan, rafa kalkmış olan dediniz. Buna istinaden tarihçi de aslında bir çöp karıştırma görevi üstlenmez mi? Bilgiyi bir çöp olarak düşünürsek tarihçi bunu karıştırarak aslında atılmış, rafa kalkmış olan tekrardan gündeme alıyor. Ben niye göremiyorum bunu ya? Hocam sohbet bölümün en başında kaldı. Ben onu yazayım istiyorsanız en alta gelsin. En başında mı kaldı? Şimdi ben tekrar yazdım hocam. Eğer en şeydeyseniz sondaysanız Ha görürsünüz. tamam, evet. Şimdi geldi. Ha Eren'in, ha sen gönderdin. Evet. Hı. Bana bir fakat bir şey olan dediniz. Tabii yani o çöpten, yani bu çöp tabirini herhalde ben kullanmam ama yani sonuçta anlıyorum murad edileni. Oralardan yola çıkarak bir kurgu yapıyoruz. Eğer söylenen oysa o başka türlü o yok olmuş dünyanın, artık olmayan, var olmayan dünyanın bir bilgisine ulaşamayacağımız için o kalıntıları kullanıyoruz. Ve kalıntıları da yani o belgeleri de tabii çeşitli yöntemlerle kullanıyoruz. Yani kitapta onu uzun uzun anlattım ama mesela yani şöyle bir şey de söyleyebilirim. Yani hem dikey hem düşey eksenlere oturtuyoruz. Yani o belgelerin öncelerinde ve sonralarında neler olduğuna bakıyoruz. Bir de söz konusu belgenin ya da söz konusu olayın, incelemek istediğimiz, anlamak istediğimiz olayın aynı sırasında başka yerlerde neler olduğuna bakıyoruz. Dolayısıyla bir bağlam inşa ediyoruz. Arşivde bağlam yok. Arşivde ne bağlam var, ne yapı var. Arşive gittiğinizde belgeler var. Dolayısıyla o bağlam tarihçi tarafından kuruluyor. Onu ben kuruyorum. Dolayısıyla kurgu dediğimiz şey orada devreye giriyor elbette. O yani arşivde bulduğum bir kültürel bağlam diye bir şey yok. Arşivde sanayi devrimi diye bir şey de yok. Arşivde ne süreç var, ne bağlam var. Sanayi devrimi dediğimiz süreci de biz kuruyoruz. Çeşitli bağlamları da ben kuruyorum. Ama dediğim gibi benim tek avantajım, o belgenin beni yanıltıcılığına karşı kullanabileceğim tek avantaj, o olaydan sonra da neler olduğunu biliyorum. Bunu da kaçınılmaz biçimde kullanıyorum. Biliyorum ondan sonra neler olduğunu. Dolayısıyla o anı daha iyi değerlendirebiliyorum. Oradaki insanların neyi düşünerek eylemiş olabileceklerine dair çıkarsamalarımı biraz daha sağlam zeminde yapıyorum. Tarihçinin zaten tek kullanabildiği silah, yapabildiği hile isterseniz budur işte, az önce söylediğim o hindsight. Yani ben zaten sonralarında olanları da bildiğim için diyorum işte Prusya Dışişleri Bakanı ile İngiliz Dışişleri Bakanı arasındaki geçen konuşmanın
sonucunda neler olduğunu biliyorum. Onlar bilmiyor, ben biliyorum. Dolayısıyla onların beni bütün kandırma çabalarına rağmen, diplomat dediğiniz adam kandırır yani. Dolayısıyla o belgeleri onların kandırıcılığına göreli olarak kendimi koruyabileceğim tek şey bu. Dolayısıyla evet, o çöpü karıştırıp oradan kalıntıları çıkartıp ve de üstelik hani hem kronolojiyi doğru tespit edeceğim hem de kronolojiyi doğru tespit etmek de yetmiyor. Ya A'dan sonra B gelmiş olabilir ama A'dan sonra B gelmiş sadece odur yani. Buna şey deniyor, hani causation, association. Yani evet, A'dan sonra hasbelkader B gelmiş olabilir ama aralarında hiçbir nedensel ilişki olmamış olabilir. Ben nedensel ilişki peşindeyim. B'ye gerçekten neden olan A'nın peşindeyim ama bazı tarihçiler ya bu nedenselliği de bırak diyorlar yani. Nedensellik de olmadığı için işte bu yine ilk başta tartıştığımız ontoloji ve epistemoloji meselesine geliyor sanıyorum. Yani o benim kafamdaki bir nedensellik. Dolayısıyla tarihte bir nedensellik yok. Yani tarih 1'de nedensellik yok. Nedensellik tarihi 2'dedir diyorlar. Şimdi ben de buna itirazım var. Yani Hayden White mesela bunun önemli insanlarından biridir. Hani bütünüyle bir fiction'dır. Tarihçinin yaptığı kurgudur. Romancının hiçbir farkı yoktur. Sadece romancı tekniklerini kuruyor. İşte 4 tane tekniği var falan. Neyse. O bağlantıları tarihçi kuruyor. Tarih 1'de o bağlantı yok diyor. Yani şu an şunu söylemiş oluyor. Yahudi soykırımıyla Hitler'in iktidara gelmesi arasında hiçbir bağlantı yok. Bunu tarihçi kuruyor. Ben de bu iddiayı yapmak istemiyorum. Bu kadar da değil. Yani Hitler'in iktidara gelmesiyle Yahudi soykırımı arasında hiçbir bağlantı yoktur. Bunu tarihçi kuruyor demek ister misiniz siz? Bilmiyorum, ben istemem. Dolayısıyla hani ontolojik olarak da orada bir problem var. Dolayısıyla çöpleri karıştırıp hem Hitler'in iktidara geldiğini o çöplerin içinden çıkartıyorum, hem Yahudi soykırımını çıkartıyorum ve aralarında bir bağlantı olup olmadığını araştırıyorum, anlamaya çalışıyorum yani. Anlamaya çalışıyoruz. Hepsi kolektif. Tek başıma yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Ben dediğim gibi benden öncekilerin derler ya on the shoulders of giants, devlerin omuzlarında yükseliyoruz hepimiz. Yani her sosyolog gibi mesela Marx, Durkheim, Weber olmadan sosyoloji mi olmuş? Dolayısıyla hepimiz o devlerin üzerinde yükselerek. Tarihçilikte de böyle. Yani ben geçmişte üretilmiş tarihçilerin ürettiği bilgilerle donanmış bir şekilde bakıyorum. Geçmişte nereye bakıyorsam. Teşekkürler hocam. O zaman Ne demek? tamamladık gibi. Bu saate kadar bize destek olan ve sizin de tabii ki elbette davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz Haziran 2023'te başlamıştık aslında. Siz söylemiştiniz anonim olarak takip etseniz de ne kadar denk gelmesek de burada denk geldik. Ve aslında ilk tarih yazım tartışmalarını da sizinle tamamlamış olduk. O da bizim için verimli oldu. Biz White'ı da tartışmıştık. Dipesh Chakrabarti'yi de tartışmaya çalıştık. Ve bu bütün tartışmalar aslında sizin Ben o sizin o istediğiniz listeyi nokta. görmüştüm. Ondan Evet. sonra bir 5-6 konuşma. Ondan sonra da şey dedim. O takvimi herhalde benimkini tartışmaya attılar onlar listeden falan dedim. Yani Hayden White'in yanında Ferdinand Ergut'un ne işi olacak falan diye düşünürken demek ki unutmamışsınız. Ama bu model o model değildi yani. Öbürünü de yapsanız ben daha mutlu olurdum. Benim haberim olmadan benim arkamdan beni çağırmaya gelseniz işte burada böyle saçmalık var, burada bilmem ne var falan. Yazarın olmadığı ortamda konuşmak da ayrı bir keyif. Onu Estağfurullah. Yani söylerdim. Ben sonra içinizden ajan bulur öğrenirdim kimin ne dediğini. Estağfurullah. Yani tabii ki kitabınızın zaten amacı o, tartışmak ve bu bilgiyi çoğaltmak. O açıdan sizin katılımınız da bir noktada başka bir şeye fayda oldu. Çünkü biz tarih yazımını yani bu grubu kurarken üniversitelerde yapamadığımızı ve alternatif yolları denemeye ve amacımız işte bu bilgiyi çoğaltmak ve tarih yazımı üzerine derslerde yapamadığımızı, tartışamadığımızı ve sıklıkla hocalara sormamadığımızı bir noktada, çünkü ders ortamı başka şeyler, kendi aramızda yapmaya çalıştık. Kamusal alanda yapmaya çalıştık. YouTube'da zaten videolar var. Ve programda sayenizde ve desteğinizle tamamlamış olduk ilk dönemi. Artık ikinci dönemde tabii ki yeni yeni kitaplar çıkıyor. Hem telif hem tercüme. Onları artık gündeme getireceğiz. Tekrar teşekkürler. Ağzınıza zihninize sağlık. Çok Çok verim sağ olun. aldık buradaki herkes gibi. Ben Umarım de başka yerlerde yüz yüze de karşılaşmak ya da tekrardan umarım. başka ortamlarda denk gelmek dileğiyle diyelim. Bizim ekipten söyleyecek olan sözü varsa girebilir. Ya da diğer arkadaşlar da dahil. Sonra gidebiliriz. Tamam. Yani ben de teşekkür edeyim esas. Gerçekten harika bir toplantı oldu.
yaptığınız, yapmak istediğiniz şey çok kıymetli. O yüzden de ayrıca da teşekkür etmek isterim. Gerçekten bu iş böyle üniversitenin sınıf ortamlarıyla sınırlanmamış olması benim çok hoşuma gidiyor. Çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Bir de hani karşı karşıya kaldığım sorular, öyle uzun süredir böyle kaliteli sorularla da karşılaşmamıştım. Bilseydim katılmayabilirdim yani. Neyse, ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Çok mersi. Öyle hocam. Evet, Eyüp, sen bir şey diyecek misin? Ben de teşekkür edeceğim hocaya, tüm soru soranlara, dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin, Ferdan Hoca başta olmak üzere, ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum herkese. ODTÜ'de yerimiz bellidir. ODTÜ'ye gelen olursa kapımız açık. Kendinize iyi Evet. bakın. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.